İyi sabahlar sayın seyirciler. 5 Ağustos 2018 Pazar günü yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağımız günaydın hafta sonuna hoş geldiniz. Güney Amerika'dan bir haberle başlıyoruz. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast girişiminde bulunuldu. İnsansız hava aracına yerleştirilen patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda 7 asker yaralandı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Maduro saldırıyla ilgili Kolombiya'yı suçladı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela Ulusal Muhafız Gücü'nün kuruluşunun 81. yıl dönümü töreninde saldırıya uğradı. Bomba yüklü drone'la düzenlenen saldırıda 7 asker yaralandı. Maduro saldırıda yara almadı. İletişim Bakanı Rodriguez saldırının Maduro'yu hedef aldığını açıkladı. Maduro olayın ardından yaptığı ilk açıklamada saldırının ardında Kolombiya Devlet Başkanı Manuel Santos olduğunu iddia etti. Maduro açıklamasında bunun bir suikast girişimi olduğunu ve ardında Kolombiya Devlet Başkanı'nın olduğu ile ilgili hiçbir şüphesi olmadığını belirtti. Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağım. Amerika Birleşik Devletleri'nin skandal yaptırım kararına Türkiye'den misilleme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının varsa Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın çok büyük oyuna geldiğini söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin bu yaklaşımla terbiye edilemeyeceğini vurguladı. Bu oyunu Trump'ın bozması gerekiyor diye konuştu. Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız varsa. Amerika Birleşik Devletleri'nin skandal yaptırım kararına misilleme en üst perdeden geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı. Saygısız bir adım dedi. Bir stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır. Siz böyle yaparsanız, bunun mütekabiliyeti budur. Biz de bunu yaparız. AK Parti 5. Kadın Kolları olan kongresinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik ortaklığı hatırlattı. Türkiye'yi bu yaklaşımla terbiye edemezsiniz ifadesini kullandı. Amerikan Başkanı Trump'a oyunu boz çağrısında bulundu. Bu sadece evangelist, siyonist bir yaklaşımın tezahürüdür. Olayın aslı budur. Ve burada Sayın Trump çok büyük bir oyuna gelmiştir. Ve bu oyunu Sayın Trump'ın bozması gerekir. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin iç politika malzemesi yapılamayacağını bir kez daha yineledi. Saçma sapan yaptırım kararlarıyla Türkiye'ye geri adım attıracaklarını sananlar bu ülkeyi de bu milleti de hiç tanımamışlar demektir. Bizi dün söylediğini bugün yalanlayan, rüzgara göre yön değiştiren devletlerle karıştıranlar çok yanılırlar. İki ülke için çözüm kapılarını da kapatmadı. Çözemeyeceğimiz sorun yok mesajı verdi. Fevri tutumdan vazgeçerek en kısa sürede aklı selime döneceklerini ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ve Rahip Brunson'un takas edileceği yönündeki iddiaları da kesin bir dille yalanladı. Kimse Türkiye'den baskıyla sonuç alamaz dedi. Türk milletine tehdidin geri tepeceğinin altını çizdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ sanığı Brunson üzerinden gerilimi tırmandıran Amerika Birleşik Devletleri'ne Antalya'dan seslendi. Diplomasi ve iyi niyetle sorunları çözeceğimize inanıyorum ifadesini kullandı. Kimse Türkiye'den baskıyla, dayatmayla ve yaptırımla netice alamaz. İki müttefik olarak bu konuların üstesinden gelmeye var mısınız? Baskıyla, dayatmayla olmaz dedi. Tehdit ve yaptırımlar üzerinden politika izlemeye çalışan ABD'yi uyardı. Dayatmayla, yaptırımla olmaz. Yaptırım yaparsın, karşı yaptırım görürsün. Tehdit diliyle nereye varacaksın? Türk milleti tehdide boyun eğer. Tam tersi, ters tepiyor. Sonuçta şimdi ne oldu? Tehdit diliyle bir sonuç elde edilebildi mi? Veya yaptırım ne oldu? Şimdi karşı yaptırım.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li muhataplarına iki müttefik olarak gelin konuşalım diye seslendi. Sorunların çözümü için en iyi yolun müzakere olduğuna işaret etti. Singapur'da ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini hatırlattı. Singapur'da Mike Pompeo ile yaptığımız görüşmede son derece yapıcı geçti. Açıklamalarımıza da yansıdı. İşte böyle olması gerekiyor. Oturup konuşalım nasıl çözeceğimizi ve nasıl çözeceğimiz konusunda mutabakat sağlarız, bir yol haritası belirleriz, diplomasi işler, sorunları çözeriz, sonra işimize bakarız. Uzlaşıyla, diplomasiyle, müzakereyle ve iyi niyetle bunları çözeceğimizi düşünüyorum. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da iki ülke ilişkilerini Singapur'da değerlendirdi. Türkiye önemli bir müttefikimiz vurgusu yaptı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin işbirliği içinde çalışmayı sürdürmeyi hedeflediği bir NATO ortağıdır. Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme için yapıcıydı ifadesini kullandı. İyi bir konuşma yaptık. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda ilerleyeceğimizden çok umutluyum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde kürsüdeydi. Gündeminin baş sırasına terörle mücadeleyi aldı. Ağzı süt kokan Sabiler'in kanını dökenlerden hesabını muhakkak soracağız dedi. Er ya da geç ama mutlaka katil sürülerinden işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek sorduk ve sormaya devam edeceğiz. Terörlü mücadelede kararlılık mesajına bu sözlerle verdi. Bugüne kadar hiçbir şehidin kanının yerde koyulmadığını söyledi. PKK terörüne kurban verdiğimiz, ömrünün baharında şehit düşen al yazmalı Aybük öğretmeni, evlatlarının canını kurtarmak için bombaların üzerine atılan Hatice Belgin'i, geçtiğimiz günlerde 11 aylık bebeği Bedirhan ile şehit olan Nurcan Karakaya kardeşimizi burada özellikle rahmetle anmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütüne payandalık yapanlar devletimizin pençesinden asla kurtulamayacak dedi. Parlamentoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecekler. Ağzı daha süt kokan masum sabilerin kanını döken alçaklardan katliamlarının hesabını muhakkak soracağız. Erdoğan bu açıklamaları AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptı. Sadece salondaki katılımcılara değil, dışarıda kendisini bekleyenlere de seslendi. Yeni Türkiye kadınlarla inşa edilecek dedi. Ayın 18'inde de inşallah bu defa genel merkezin olağan kongresini yapacağız. Bu kongrelerle birlikte inşallah 2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz. Terör örgütü PKK'ya İstanbul'da büyük darbe vuruldu. Örgütün üst düzey iki kadın yöneticisi gözaltına alındı. Van'da ise terör örgütü PKK KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 41 zanlıdan 26'sı tutuklandı. Kilis'te de 5 terör örgütü mensubu Suriye sınırı hattında yakalandı. Tunceli'de 50, Hatay'da da 20 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi. Güvenlik güçleri yurdun huzuru için operasyonlarını ara vermeksizin devam ediyor. Başarılı operasyonlar bölücü örgüt mensuplarını paniğe sokmuş durumda. Terör örgütü PKK'ya bir büyük darbe de İstanbul'da indirildi. Örgütün üst düzey iki kadın yöneticisi gözaltına alındı. Teröristlerden birisinin örgütün eylemlerini organize eden SÇ olduğu öğrenildi. Diğer teröristin ise örgüte militan kazandırmak için Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen FY olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu teröristlere yardım ve yataklık yapan 6 kişi de gözaltına alındı.
terör örgütüne yönelik bir büyük operasyonda Van'daydı. Operasyonlarda 41 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklandı. Kilis'in Polateli ilçesinde ise PYD-PKK mensubu 5 terörist Suriye sınır hattında yakalandı. Kaçak yollarla Suriye sınırından geçen grubun Şanlıurfa'ya gideceği bilgisine ulaşıldı. Suriye uyruklu 5 terörist sorgularının ardından tutuklandı. Tunceli güvenlik güçleri arazi aramasında 50 kilogram amonyum nitrat bularak imha etti. Hatay'ın Hassa ilçesinde de polis ekiplerinin takibi aldığı araçta 20 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi. 3 Suriyeli gözaltına alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör operasyonu düzenlendi. Operasyonda teröristlere ait roket atar ve mühimmat ele geçirildi. Beytüşşebap Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ilıcak Köyü bölgesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında bölgede arama yapan ekipler çuvallar içinde taşların arasına gizlenmiş çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Ele geçirilen mühimmat arasında roket atar, anti tank mühimmatı, sevk fişeği ve el bombası bulunuyor. Polis memuru Recep Emre Yılmaz, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Resmi nikah kıymıştı, bir ay sonra düğünü olacaktı. Şehit için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Ardından şehidin naaşı memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. İleriye atılıp bir daha dönmemektir. Resmi nikah kıymıştı. Bir ay sonra düğünü olacaktı. Öğretmenlik mesleğini bırakıp polis olmayı seçmişti. Ancak hain pusuda şehit oldu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristler zırhlı aracın geçişi sırasında tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 9 polis yaralandı. Onlardan biri de Recep Emre Yılmaz'dı. Yılmaz tedavi altına alındı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı, şehit düştü. Şehit Yılmaz için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Yurdumuzu, devletimizi... Omuzlarda taşındı kahraman polis. Arkadaşları hep bir ağızdan kahramanlık şiiri okudu, şehidi selamlayarak uğurladı. Hakkari'deki törenin ardından şehit polis için memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı. Şehit Recep Emre Yılmaz'ın naaşı Nizip'teki aile mezarlığında toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakkari'de şehit olan polis memuru Mehmet Ali Doğan'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Ali Doğan'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi. Erdoğan, telgrafta şehidin ailesine başsağlığı diledi. Şehit polis memuru Mehmet Ali Doğan, 29 Haziran'da Yüksekova ilçesinde Kalekol'da nöbet sırasında yüksekten düşerek yaralanmış Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırılmıştı. Terör örgütü YPG-PKK'nın en büyük geliri uyuşturucudan elde ettiği bir kez daha ortaya çıktı. Uyuşturucu ticaretinden milyonlarca dolar kazanan terör örgütünün 6 yıl boyunca işgal ettiği Afrin'de de uyuşturucu hap üretimi yaptığı ortaya çıktı. Bülent Çulcuoğlu'nun haberi Mehmet Erdem Kula'nın görüntüleriyle geliyor şimdi ekrana. Deterjan ve sabun fabrikası görünümünde. Ancak yıllarca uyuşturucu imal edilmiş. Burası terörden temizlenen Afrin. Bölücü terör örgütü YPG-PKK'nın en büyük gelirinin uyuşturucu olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Afrin Emniyet Müdürlüğü Suriye görev gücünü oluşturan Türk İstihbarat ve Narkotik Birimleri Afrin'de terör örgütü YPG-PKK'nın çok büyük bir uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı.
İmalathanede milyonlarca uyuşturucu hap üretecek malzeme ve makine bulundu. Afrin Racu yolunda bulunan sabun ve deterjan üretimi yapılan 3 katlı fabrikada uyuşturucu imalatı için özel makinelerin kurulduğu belirlendi. Aramada uyuşturucu yapımında kullanılan 2 ton amfetamin maddesi ele geçirildi. Bölücü terör örgütü PKK'nın Afrin'deki uyuşturucu imalathanesini 6 yıl boyunca kullandığı ortaya çıktı. Deterjan fabrikası adı altında imal edilen uyuşturucuların Suriye üzerinden Orta Doğu başta olmak üzere Avrupa'ya pazarlandığı ortaya çıktı. Fabrikanın sahibi Hanif Davut'un terör örgütüne Afrin'de büyük bir hastane yaptığı ortaya çıktı. Davut'un halen Almanya'da olduğu ve teröristlerin Avrupa'daki uyuşturucu trafiğini yönettiği belirlendi. Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Örgütün askeri gizli yapılanmasına yönelik Van merkezli 18 ilde operasyon düzenlendi. 12 muvazzaf asker gözaltına alındı. Bursa'da ise FETÖ'nün yeniden yapılanması için oluşturulan hücre evleri hedefteydi. Düzenlenen baskında sözde il sorumlusunun da aralarında bulunduğu 12 kişi yakalandı. Güvenlik güçleri 15 Temmuz'da darbe yapmaya çalışan Fethullahçı terör örgütüne göz açtırmıyor. Örgütün gizli haberleşme sistemleri bir bir çözülüyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Örgütün deşifre olmamak için kullandığı ardışık arama ve kripto şifreleme sistemi güvenlik güçleri tarafından çözüldü. Kripto şifreleme sistemini kullandığı belirlenen 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için düğmeye bastı. 18 ildeki eş zamanlı operasyonda 12 muvazzaf asker gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki bilgisayar ve dokümanlara el konuldu. 4 şüphelinin de arandığı belirtildi. Bir yandan örgütü çökertmeye yönelik operasyonlar devam ederken, diğer taraftan da örgütü diriltmek için oluşturulan yeni yapılanmalar kıskaca alınıyor. Bursa'da örgütün yeni hücre evlerine baskın düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 12 kişi kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında örgütün sözde il yöneticisi ve eğitim sorumlusu da var. Baskında sözde il yöneticisinin üzerinden 6.000 dolar çıktı. FETÖ'nün yeni yapılanmasının amacının firari örgüt üyelerine destek olmak ve çözülmeyi önlemek olduğu öğrenildi. Nevşehir'de de FETÖ firarisi eski pilot güvenlik güçlerinin yol uygulamasında yakalandı. Uydu projelerinden kara platformlarına, yerli hava savunma sistemlerinden altyapı yatırımlarına çok sayıda proje hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 100 günlük eylem planında savunma sanayi projelerine önemli bir yer ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan projeleri tek tek anlattı. 400 projenin 48'i savunma sanayine ait. Her ne olursa olsun savunma sanayi projelerinden asla taviz vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı. 400 projenin 48'i savunma sanayine ait. Savunma sanayi projelerine ayrı bir önem veriyorum. Programımızda yer alan 400 projenin 48'i savunma sanayimize aittir. Her birini yakından takip ettiğim bu projelerde 100 günlük dönemde elde edeceğimiz ilerleme yeni dönemdeki hedeflerimiz bakımından kritik ehemmiyete sahiptir. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik araç, teçhizat ve donanım tedariki hız kesmeden sürecek. 250 tankı içeren Altay seri üretim projesinin sözleşmesi imzalanacak. Sınırlarımız içindeki mayın ve patlamamış mühimmatlar sebebiyle kullanılamayan 1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmalarını da başlatıyoruz. Yeni dönemde Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ediyoruz.
100 günlük eylem planında uydu projelerinden kara platformlarına, yerli hava savunma sistemlerinden altyapı yatırımlarına kadar birçok başlık yer alıyor. Yeni dönemde silahlı hürkuş uçağı geliştirilmesi ve seri üretimine yönelik ihale sonuçlandırılacak. Yerli ve milli eğitim uçağımız hürkuşu Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alıyoruz. Uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesine yönelik tasarımın ilk aşaması tamamlanacak. Milli insansız uçak Anka'dan 4 adet, SİHA'lardan da 6 adet daha ordumuzun kullanımına sunuyoruz. Hafif, orta ve ağır olmak üzere 3 farklı sınıfta insansız kara araçları geliştirilmesi projesi başlatılacak. Savunma sanayi zirvesi gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat programı sonrasında icracı bakanlar yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Konya'da, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İstanbul'daydı. Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nin ihale tarihini, Sağlık Bakanı Koca da Konya'da inşası devam eden şehir hastanesinin hizmete gireceği tarihi açıkladı. Bugün de ilk 100 günlük icraat programımızı milletimizle, sizlerle paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından icracı bakanlar sahaya indi. 3 tane millet bahçemiz var. Birini yine 100 günlük program dahilinde açmayı hedefliyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ilk ziyaretlerini memleketleri Konya'ya yaptılar. Önce Selahattin Eyyubi Camisi'nin açılış törenine katıldılar. Ardından Konya Valiliği'ni ziyaret ettiler. Bakanlığımız olarak 41 tane icraatımız var, Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak. Bu icraatlarda yeni hükümet sisteminde açıkçası hızlı hareket etmek, hızlı karar almak, bir şirket mantığında inşallah işleri yürütmek istiyoruz. İki bakan daha sonra restorasyonu süren Bedesten Çarşısı'nı gezdiler. Sağlık Bakanı yapımı devam eden şehir hastanesinin inşaatında da incelemelerde bulundu. Şehir hastanesi biliyorsunuz bölgenin en önemli hastanesi olarak planlanıyor. 2019 sonuna yetiştirmek istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da İstanbul'daydı. İlk durağı inşası devam eden Atatürk Kültür Merkezi oldu. AKM'nin şantiye sahasında incelemelerde bulunan Ersoy, yetkililerden süreç hakkında detaylı bilgi aldı. İhale içinde tarih verdi. En geç Ekim ayı içinde bütün ihale süreci tamamlanıp inşaat başlamış olacak. Ardından da Türkiye'nin en büyük kütüphanesine dönüşecek Eyüp'teki Rami Kışlası restorasyonuna ilişkin çalışmaları inceledi. Ersoy, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağını söyledi. Son olarak Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ne geçti. Burada da kütüphanedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy, öğrencilerle sohbet etti. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik uygulamasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlanan taslağa göre başvuru sayısı doğrultusunda ayrı celp dönemleri oluşturulacak. Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun'daki eğitim merkezlerinin sadece bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanıyor. Ara celp dönemlerinde ise Amasya, Erzincan, İzmir, Konya, Manisa, Sivas ve Tokat'taki kışlalarda bedelli askerlik yapacakların silah altına alınması öngörülüyor. Bazı eğitim birlikleri sadece bedelli askerlik yapacaklar için ayrılacak. Bazı birliklerde ise ara celplerde bedelli askerlik yapacaklar silah altına alınacak. Kanun yürürlüğe girdi. Başvuru kılavuzu yayımlandı. Bedelli askerlik yasasının uygulanmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndaki çalışmalar devam ediyor. Bakanlıkta yapılan uzun mesailerle uygulamaya yönelik çeşitli taslak planlar hazırlandı. Başvuruların ardından bakanlık tarafından bedelli askerlik yapacaklara ilişkin celp planlamaları hazırlanacak. Başvuruların sayısına göre bedelli askerlik yapacaklar için ayrı celp dönemleri oluşturulacak. Taslak çalışmalarda bedelli askerlik yapacaklar için belli kışlalar planlandı. Jandarmaya ait eğitim birlikleri ise söz konusu çalışma kapsamında yer almadı. Taslak çalışmaya göre Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun'da bulunan eğitim merkezi niteliğindeki birliklerin bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanıyor.
Aracalp dönemlerinde bedelli askerlik yapacaklarınsa Amasya, Erzincan, İzmir, Konya, Manisa, Sivas ve Tokat'taki eğitim komutanlıklarında silah altına alınması öngörülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay belirsizliği sürüyor. Muhalifler yeterli sayıya ulaştıklarını açıklayarak imzaları genel merkeze teslim etti. Genel merkezin ilk tespitlerine göre olağanüstü kurultay için yeterli imzaya ulaşılamadı. İmza veren delegelerin noter tasdikli belgeleri genel merkeze ulaştırmaları için son tarih 6 Ağustos pazartesi. CHP'de imza sayısına ilişkin net sonuç pazartesi 17'den sonra açıklanacak. Noter tasdikli imza sayımız 630 değerli arkadaşlar. Değişim ve Umut Kurultayı talebiyle toplanan imzalar genel merkeze teslim edildi. Perşembe akşamından bu yana imzalara ilişkin detaylı inceleme süreci devam ediyor. İlk incelemelere göre ve verilen sayılara göre olağanüstü kurultay için tüzüğümüzün öngördüğü yeterli sayının olmadığı görülüyor. İmza toplayan delegeler 622 olan yeterli sayıya ulaştıklarını açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise noter onaylı belge sayısının 605 olduğunu açıkladı. Üstelik imzayı geri çekme beyanlarının bu sayıdan düşürülmediğini söyledi. İmza veren delegelerin talebi imza sayısına bakılmaksızın genel merkezin kendi isteğiyle kurultayı toplaması. Parti kulislerinde ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir imza bile eksik olsa kurultayı toplamayacağı konuşuluyor. Yazı işleri birimindeki imzalar avukatlar eşliğinde incelenmeye devam ediliyor. Tüzük gereği delegelerin belgelerini ulaştırması için tanınan bir haftalık süre 6 Ağustos pazartesi günü saat 17'de dolacak. İmza sayısına ilişkin net açıklamanın bu tarihten sonra yapılması bekleniyor. Bu sürede yeni imza verilmesi veya imzanın çekilmesi söz konusu değil. Ancak bu süre noter kanalıyla imza verip belgesini ulaştıramayanlar için önemli. Bu şekilde çok sayıda imza olduğu ve pazarlık amaçlı kullanıldığı ileri sürülüyor. Batman çayına serinlemek amacıyla giren 25 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Özel aracıyla tek başına Batman çayına giden 25 yaşındaki Ali İmran Okan bir süre sonra serinlemek için çaya girdi. Genç adamdan haber alamayan ailesi aramalar sonucunda aracının çayda olduğunu öğrendi. Olay yerine giden yakınları Ali İmran'ı aramaya başladı. AFAD ekiplerinin de katıldığı arama çalışmaları sonucunda Ali İmran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Polis boğulma olayıyla ilgili soruşturma başlattı. Deniz kenarında oynarken dalgalara kapılarak kayboldu. 11 yaşındaki Berrak Subaşı İstanbul Şile'de arama çalışmaları sürüyor. İstanbul'da etkili olan Poyraz Karadeniz'de dalgaya neden oldu. İddiaya göre 11 yaşındaki Berrak Subaşı, amcası ve kuzeniyle deniz kenarında oynadığı sırada dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Dalga olduğu için yani bulamıyoruz. Yani arama ile ilgili sıkıntı yok. Arama sabah saat 9.30'dan beri sürüyor. Berhan dayısı sayılıyorum. Babasının öz dayısı. Amcasıyla birlikte zaten yüzdüğü yoktu kenarda. Sükün kenarda dalga, dalga vurmuş götürmüş. Amcasıyla amcasının kızını da götürmüş. Amcasını da götürmüş su. Onları kurtarmışlar, onu kurtaramamışlar. Olay sabah saat 9.30 sıralarında meydana geldi. Denizin dalgalı olması sebebiyle arama kurtarma çalışmaları zor koşullarda devam ediyor. Haberi alarak olay yerine giden küçük Berrak'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerine çok sayıda sahil güvenlik, Küçükçekmece Belediyesi'ne ait arama kurtarma ekipleri, jandarmayla sağlık ekipleri sevk edildi. Plaj yerine güvenli olmayan yerde denize girmeleri cana mal oldu. İstanbul'un Riva sahilinde denize giren aynı aileden 3 kişiden biri boğularak hayatını kaybetti. Yüzmeyi iyi bilmiyorlardı. Buna rağmen güvenli olmayan yerde denize girdiler. Ama bu tercih bir kişinin canına mal oldu. Olay Yağdere mevkiinde meydana geldi. Aynı aileden biri kadın 3 kişi plajın dışında denize girdi. Deniz dalgalıydı. Çok geçmedi 3 kişi çırpınmaya başladı. 3 kişi
dalgalarla birlikte açığa doğru gidiyordu. İşte buradan hep beraber herkes koşarak can simitleriyle birlikte kurtarmaya çalışıldı. Can kurtaranlar tarafından jet skilerle denizden çıkarıldılar. İlk müdahale sahilde yapıldı. Ancak 49 yaşındaki Hüseyin Kızılırmak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu vatandaşın uyarısı aslında olayın sebebini açıklıyordu. Bu Karadeniz'in bir huyu var abi. Kaya çok var. Dibine aldığı zaman daha çıkartmıyor. Sayın seyirciler, İstanbul'da bugün denize girecekler için önemli bir uyarı yapıldı. Özellikle Karadeniz kıyılarında rüzgarın Poyraz'a dönecek olması nedeniyle boğulma riski bulunuyor. İstanbul'da havalar bunaltıyor. Sıcaklığın 36 dereceyi bulduğu mega kentte İstanbullular serinlemek için denizi tercih ediyor. Ancak 5 Ağustos pazar günü için önemli bir uyarı var. Meteorolojik tahminlere göre hızı saatte 40 kilometreyi bulacak Poyraz nedeniyle Karadeniz'de dalga yüksekliği 1 metreyi bulacak. Karadeniz'de Şile, Beykoz, Arnavutköy, Çatalca sahillerinde dibe çeken akıntı riski bulunuyor. İstanbul'da 38 plajda can kurtaran ekipleri görev yapıyor. Denize gireceklerin can kurtaranların uyarılarına dikkat etmeleri hayati önemde. Büyükşehir Belediyesi plaj can kurtarma ekipleri 4 Ağustos Cumartesi günü 250 boğulma vakasına müdahale etti. Ordu'nun Perşembe ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu. Derelerde su seviyesi yükseldi. Fındık toplamak için ilçeye gelen tarım işçileri çadır kurdukları dere yatağından tahliye edildi. Perşembe'ye fındık toplamak için geldiler. Akçova Irmağı kenarına çadır kurdular. Sağanak yağış şiddetini arttırınca ırmak yatağından taşarak çadırlara ulaştı. Ne oldu? Yağmur. Yağmur yağdı, sel geldi. Yataklarımızı bıraktık, kaçtık, gittik işte. Metrekareye 150-200 litre civarında bir yağış düştü ve bu çok kısa bir sürede düştü. Bu yoğun yağış tabii esnasında vatandaşlarımızın çadırları alan alabora oldu. Buradaki düzen, nizam, intizam ciddi anlamda zarar gördü. AFAD ekipleri, tarım işçileri ve ailelerinden oluşan 600 kişiyi bölgeden tahliye etti. Vatandaşlarımızı tahliye ettik. Kapalı spor salonuna, okullara yerleştirdik. Onların öncelikle can güvenliğini sağlama noktasında yoğun çaba sarf ettik. Tahliye edilenlerin gıda ve kıyafet ihtiyacı Kızılay tarafından karşılandı. Allah devletimizin noksanını vermesin. Devlet her zaman bizim yanımızdadır. Ailelere ilçede yeni bir çadır alanı tesis edilecek. Bolu'da bir pazar yerinde oluşan hortum kapalı alanların çatılarını yerinden söktü. Pazar esnafının satış günü olmaması nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Bolu Atatürk Stadyumu çevresinde pazartesi günleri kurulan pazar yerinde akşam saatlerinde hortum oluştu. Yaklaşık 3 dakika süren hortum pazar esnafının tezgah açtığı kapalı alanların çatılarını yerlerinden söktü. Alanda bulunan vatandaşların büyük korku yaşadığı olayda bölgenin kalabalık olmaması nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Hortumun zarar verdiği yapılarda hasar tespit çalışması başlatıldı. Yağış kazaya yol açtı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsü kaygan yolda yan yattı. Kazada bir çocuk hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Kaza Akhisar Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü refüje çarparak yan yattı. Kazada bir çocuk hayatını kaybetti. Otobüsten sağlık ekiplerince çıkarılan 41 yaralı çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Trafik terörü can almaya devam ediyor. Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Şiddetle çarpıştılar. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Afyonkarahisar ve Isparta'daki hastanelere kaldırıldı. Afyonkarahisar'da meydana gelen bir başka kazada ise minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde Kocaeli'den Denizli'ye giden yolcu otobüsü sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.
Kazada yaralananlar çevre hastanelere kaldırıldı. Mersin'in Mut ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracı uçuruma devrildi. Kazada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Mersin'de meydana gelen bir başka kazada ise bir otomobil önce önünde giden araca, sonra da park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada biri çocuk, 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Malatya'da yük treninin altında kalan 59 yaşındaki şahıs ağır yaralandı. Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde gerçekleşti. Sivas-Malatya güzergahında ilerleyen yük treni aniden trenin altına atladığı iddia edilen şahsa çarptı. Trenin altında bir süre sürüklenen şahıs trenin durmasıyla kurtarılmayı beklemeye başladı. Ekipler tarafından trenin altından çıkarılan şahıs hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Jandarma ekipleri olayın bir intihar girişimi mi yoksa kaza mı olduğunu araştırıyor. Evet sayın seyirciler, Tekirdağ'da havai fişeklerin yol açtığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Mesanlar Mahallesi'ndeki düğünde atılan havai fişekler saman balyalarına isabet etti. Tutuşan saman balyaları nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Hatay'da bir plastik kasa fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. 20'ye yakın itfaiye aracının müdahale ettiği yangın bir saatin sonunda güçlükle söndürüldü. Yangın Antakya ilçesi Derince mahallesinde bulunan bir plastik kasa fabrikasında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında fabrikada bulunan plastik kasalar kısa sürede alev aldı. Yanan fabrikaya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve orman işletme ekipleri müdahalede bulundu. 20'ye yakın itfaiye aracı, kepçe ve çok sayıda takviye aracı söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın bir saatin sonunda güçlükle söndürülürken fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahalede bulunan itfaiye personeli dumandan etkilenerek ambulanslarla müşahede altına alındı. İstatistiklere göre İstanbul'da 5 yılda 10 bine yakın otomobil yandı. Başlıca nedense elektrik aksamındaki arızalar. Peki araç yangınlarına karşı ne gibi önlemler alınmalı? Ne gibi önlemler alınmalı? Yangın tüpleri olsun, intercooler'lar olsun var ya. Aracınıza bulunduruyorsunuz. Bulunduruyorum. Peki bakımını yaptırıyor musunuz aracın? Yaptırıyoruz. Son 5 yılda 9.785 araç yandı. Rakam İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın hazırladığı raporda yer alıyor. Peki araçlar neden yanıyor? İstatistiklere göre elektrik aksamından kaynaklanan araç yangınlarının sayısı son dönemlerde artmaya başladı. Araç bakım uzmanlarına göre bunun başlıca sebepleri ise otomobillere sonradan modifiye edilen kalitesiz ürünler. Farlar olur, görüntü sistemleri olur, müzik sistemleri olur, ekstra bağlanan hoparlör olabilir, baslar olabilir veyahut aracın motor aksamındaki ekstra modifiye parçaları olabilir. Bunları ya düzgün bağlatacaklar ve kaliteli malzeme kullanacaklar veyahut hiç bulaşmayacaklar bu işlere. Uzmanlara göre araçların yaşı da büyük sorun. Arabalar yaşlandıkça, daha önce de söylediğim gibi, yıpranan çok parçası var. Bütün kablolar çalıştıkça, içinden elektrik geçtikçe dışındaki yalıtkan malzeme sertleşir, ufalanmaya başlar. 2-3 tane kablo demetinin yan yana geçtiğini düşünün. Bunların içinden mutlaka ark yapar ve bir kıvılcımla bu tutuşur. Kalitesiz parçalarsa yangınların büyümesine neden olabiliyor. Leğen plastiğinden yapılmış motor alt muhafazalarıyla ondan sonra yollarda bu bir bomba gibi bir şey yani. Bu aracın egzozundan 300 derecede 400 derecede ondan sonra bir ısı çıkıyor. Bunun altında muhafaza diye koyduğumuz plastik malzeme çok çabuk bir şekilde eriyor ve yanıyor. Bu araba tutuştuktan sonra elektrik aksamı da tutuşuyor. İtfaiye raporuna göre 2018'de yanan araçlardan 535'i elektrik aksamı, 66'sı yüksek ısı, 62'si kasıtlı yakma, 40'ı sigara, 18'i sabotaj, 3'ü de LPG nedeniyle kül oldu. Uzmanlar yangınları önleyebilmek için araçlarda mutlaka yangın tüpü bulundurulması ve periyodik bakımlarının aksatılmaması konusunda sürücüleri uyarıyor. Altyazı
Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında inşaat sürüyor. Hattın altyapı çalışmaları 2018 yılında tamamlanacak. 2019 yılında test sürüşleri başlayacak. Çalışmaları denetleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, hattın geri kalmış bölgeler için de önemli olduğunu vurguladı. İş yeleği giydi, baret taktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının Elmadağ şantiyesinde incelemelerde bulundu. Ankara-Sivas yüksek hızlı demir yolu projesi, hükümetimizin 100 günlük icraat programı içerisinde yer alan ve bu yıl sonuna kadar altyapı, üst yapı çalışmalarını tamamlayıp 2019 yılı içerisinde de deneme sürüşlerine başlayacağımız önemli bir yüksek hızlı ulaşım projesi. Projeyle Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek. Mevcut demiryolu hattı da 200 kilometre kısalarak 405 kilometre yenecek. Ankara-Sivas demiryolu hattı Avrupa'dan başlayıp Asya'da son bulan demir ipek yolu hattının da önemli geçiş noktalarından biri. Bu proje Sivas'ta kalmayacak. Erzincan, Erzurum'u takip ederek Bakü, Tiflis, Kars, Demir İpek yoluna da entegre olacak. Bu projeler geri kalmış, az gelişmiş bölgelerimizin hızlı ulaşımıyla hızlı kalkınmasını sağlayacak olan projelerimiz. Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler tatilini Türkiye'de geçiriyor. Bundan dolayı da Kapıkule sınır kapısında yoğunluk yaşanıyor. Kimisi Kurban Bayramı için yeni geliyor. Pek çoğunun tatili ise bitti, dönüş yolundalar. Edirne'deki Kapıkule sınır kapısında bugünlerde çift yönlü yoğunluk yaşanıyor. Yollar çileli, yollar uzun ve Sıla'yı geride bırakıp gitmek ise gurbetçilerin gönüllerinde taşıdığı en ağır yüklerden birisi. Temmuz ayında 727 bin kişi Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye girdi. Tatilini tamamlayanlar dönmeye başladı. Bundan dolayı da sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluştu. Ne zamandır sıradasınız? Hemen hemen 3-3,5 saat falan oldu. Peki nereye gidiyorsunuz, yolculuk nereye? Kısmet dedesi Almanya, Berlin. Buradan sonrası da var şimdi. Buradan geçtik. Bir de Bulgaristan gümrüğünden geçmemiz gerekiyor. Herhalde 2 saati bulur. Sanırsam karşı taraf biraz yavaş olduğunu söylüyorlar. Karayoluyla uzun yolculuk yapmak zor. Ancak onlar memleketlerini gördükleri ve tatillerini yaptıkları için pek şikayetçi değiller. Türkiye'de tatilinizi nasıl geçirdiniz efendim? Tatilimiz güzel geçti. Ne yaptınız? Alanya'daydı. Güzel yazlığımız var orada. Tatilimizi yaptık orada. Çok güzel geçti. Kapıkule sınır kapısındaki yoğunluğun bayram sonrasına kadar devam etmesi bekleniyor. İstanbul'dan son 11 yılda 5,5 milyonun üzerinde uçak seferi yapıldı. Yolcu sayısı ise yaklaşık 675 milyon. Veriler 2007'den 2018'e hem sefer sayısının hem de yolcu sayısının katlanarak arttığını gösteriyor. 5 milyon 552 bin sefer, 674 milyon 737 bin yolcu. Bu rakamlar İstanbul'dan. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nın son 11 yıllık bilançosu. Hem yolcu sayısının hem sefer sayısının katlanarak arttığı görülüyor. Atatürk Havalimanı'ndan 2007'de yapılan sefer sayısı 262 bin. Taşınan yolcu sayısı ise 23 milyondu. Sefer sayısının geçen yıl 461 bine, yolcu sayısının da 64 milyona ulaştığı görülüyor. Aynı artış Sabiha Gökçen Havalimanı için de geçerli. 11 yıl önce 40 bin sefer yapmış ve yaklaşık 4 milyon yolcu taşınmış. Geçen yıl sefer sayısı 220 bine ulaştı. Yolcu sayısı da 31 milyonu geçti. Veriler her iki havalimanından son 11 yılda 5 milyon 552 binin üzerinde sefer yapıldığını gösteriyor. Taşınan yolcu sayısı ise 675 milyona yaklaştı. 29 Ekim'de ilk etabının açılışı yapılacak 3. havalimanı yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli olacak. Tüm fazlar tamamlandığında ise kapasite 200 milyona çıkacak.
Türkiye'de havacılık sektörü her geçen gün büyüyor. Özellikle ticari havacılığın geldiği nokta pilot ihtiyacını artırıyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, önümüzdeki 5 yılda 5000 pilota ihtiyacımız var sözleriyle bu ihtiyacı özetledi. Pilotluk her zaman olduğu gibi geleceğinde önemli meslekleri arasında. Türk Hava Yolları'nın pilotluk programları bu amaçla düzenleniyor. Türk Hava Yolları önümüzdeki dönemde 1000'e yakın pilot yetiştirmeyi planlıyor. Önümüzdeki 5 yıl en az 5000 pilota ihtiyacı var. İlk başörtülü pilotumuz da geliyor. 15 Temmuz sonrası pilotların ne kadar kıymetli olduğunu anladık mı? Hı? O yüzden sizleri havacılığa davet ediyorum. Kiminiz pilot olarak, kiminiz mühendis olarak, kiminiz teknisyen olarak, kiminiz bize akademik olarak çığır açacak akademik çalışmalarla. Pilot adaylarının en az 2 yıllık üniversite mezunu olması gerekiyor. Türk Hava Yolları pilot yetiştirme programına başvuranların 1 Ocak 1983'ten sonra doğmuş olması şartı da var. Pilotluğun şartlarından biri de iyi derecede İngilizce bilmek. Ayrıca Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın sağlık şartlarına uygun olması gerekiyor. Özellikle savaş uçakları dediğimiz uçaklarda ya da savunma sanayindeki uçaklarda daha hızlı geçecek pilotsuz insan araçları, insansız hava araçlarını ama bizim yolcu uçaklarında psikolojik olarak da önemli biliyorsun yolcuyla önünde bir pilot duygusu. Tabii. Bir süre daha sürer gibime geliyor. O nedenle pilot ihtiyacımız çok ciddi. Eğitimler yurt içi ve yurt dışında oluyor. 2 yıl sonunda yardımcı pilot olmaya hak kazanılıyor. Senede 1000 saatti. Yeni FDL'le 900 saate düşüyor. Yılda 900 saat uçacaksınız pilot olduğunuzda. Nedir ki? İstanbul'da 2. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi başladı. Zirveye Türkiye'nin dört bir yanından 1000 öğrenci katılıyor. Amaç 3 gün boyunca günümüzün önemli sosyal bilimcileri ve farklı sektörlerin önde gelen isimleriyle gençleri tanıştırmak. Zirveye TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de katıldı. Gençlerin sorularını yanıtlayan Eren, önümüzdeki dönemde TRT'nin hayata geçireceği büyük projeleri anlattı. Neden sosyal bilimler, sosyal bilimler ne yapar, sosyal bilimler neden önemli? İbn Haldun Üniversitesi'nin düzenlediği zirveye katılan önemli isimlerden biri de TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'di. İbrahim Eren gençlere meslek deneyimini anlattı, onların sorularını yanıtladı. TRT'nin büyük projelerini aktardı. TRT olarak da şimdi biz uluslararası genişleme birimi kurduk ve uluslararası ortak yapım birimi. Bir İstanbul'da uluslararası film pilotosu projemiz var. Water tank dediğimiz işte su tankı içinde gemilerin olduğu bir piloto yapıyoruz. İşte Barbaros'u yapmak, Preveze'yi yapmak için. Yani bütçesi çok yüksek olan bir uluslararası film pilotosu projemiz var İstanbul'da. Lansmanını da bu sene sonunda yaparız. Orada yani bir kere altyapıyı birinin yapması lazım. Biz TRT olarak yapacağız inşallah. Ondan sonra da sektörü açacağız. TRT'nin gençlere yatırım yaptığını anlatan Eren, medyada tekniğin yanında dönemin ruhunu okumanın da önemli olduğunu söyledi. Evet, kısa diziler yapacağız. 60 dakikalık, 50 dakikalık. 2019'a 2 tane 13 bölümlük, 15 bölümlük iş planlıyoruz. Böyle daha işte HBO, Netflix tarzı işler planlıyoruz. Senaryo bakıyoruz, ediyoruz. Gelenler oluyor, gidenler oluyor. Mesela böyle işler deneyeceğiz. TRT Genel Müdürü Eren, medyada başarının ipuçlarını da verdi. Medyada çalışmak isteyen gençlere yeniliklere açık olmayı ve insan psikolojisini unutmamalarını tavsiye etti. İbrahim Eren, TRT'deki ilk projesi Diriliş dizisinin en çok izlenenlerden olmasında sosyal bilimlerin yani toplumu doğru okumanın da izleri olduğunu söyledi. Yani Diriliş'in temel tutması, ben TRT'ye ilk geldiğimde yaptığım iştir Diriliş dizisi. Epik, destansı ve Türk izleyicisinin genelinin ailece izleyebileceği ve kökü bizim bize ait olan, tarihi olan bir iş yapmamız gerekiyor. Ama destansı kahraman bir iş yapmamız gerekiyor. Biz Türk milleti olarak kahraman bir milletiz. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi 2 gün daha devam edecek. Önemli isimleri gençlerle buluşturacak. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türk Stoy'un kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da konser verildi. Türk Stoy Gençlik Oda Orkestrası tarafından verilen konsere Bosnalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Yunus Emre Saraybosna Enstitüsü tarafından organize edilen konsere Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseino ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş de katıldı. Genelde Balkanlar bizim etkinliklerimiz çok sıcak karşılıyorlar. Daha da soruyorlar ne zaman bizim orkestramız daha bir turne yapacak. Biz kültür köprülerin sağlamaktan, biz bu dostluklarımızı daha yakından yapmakta iyi görüyoruz. Onun için biz her zaman burada gelmek istiyoruz. 2010 yılında kurulan orkestra bünyesinde Türk dünyasının farklı ülkelerinden genç sanatçılar bulunduruyor. Bu konserlerin yani en vacip amacı bizim Türk dilli memleketlerin kültürünün ilk önce tanıtılması. Tek Balkanlarda değil, bütün dünyada. Zaten Türksoy'un amacı da bu. Türksoy Orkestrası Mostar'da da konser verdi. Günaydın, hafta sonuna gazete başlıklarıyla devam edeceğiz sayın seyirciler. Elimizde akşam gazetesi var. 5 Ağustos 2018 Pazar gününe ait akşam gazetesi manşeti kısasa kısas. İki Amerikalı bakan için mal varlığını dondurma kararı başlığı var akşam gazetesinde. Hürriyet gazetesinin manşeti umutlar yolda kalmasın. Türkiye son dönemdeki kayıp çocuk vakaları ile birlikte umut otobüsünü hatırladı diyor başlıkta. Ve yine Hürriyet gazetesinin bir alt başlığı skandal yaptırıma misilleme başlığını görüyoruz aşağıda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları yer alıyor Hürriyet gazetesinde. Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet gazetesinin manşeti Trump büyük oyuna geldi. Erdoğan Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Kadın Kolları 5. olağan kongresinde konuştu ve iki Amerikalı bakanın mal varlığı dondurulacak dedi. Posta gazetesiyle devam edelim sevgili seyirciler. Posta gazetesinin manşeti bu yumurtalar altın değerinde manşeti var. Afrika'nın en yoksul ülkesi Nijer'e gönüllü giden Türk doktor ve hemşirelerden bahsediyor haberde. Ve yine misilleme tokadı başlığını görüyoruz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump oyuna geliyor açıklamasına yer verilmiş Posta gazetesinde. Sabah gazetesine geçiyoruz. Sabah gazetesinin manşeti Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye karşı ciddi saygısızlık yaptı. Başkan Erdoğan, Trump çok büyük bir oyuna geldi. Amerikalı iki bakanın mal varlıklarını donduruyoruz dedi Erdoğan ve Star gazetesine geçiyoruz. Star gazetesinin manşeti ortaklığa da varız, misillemeye de. Başkan Erdoğan, Amerika'nın iki bakana yaptırım kararına karşı misilleme talimatı verdi. Trump'a bu oyunu boz çağrısı da yapan Erdoğan, üzüm yemek için işbirliğine varız ama derdi bağcıyı dövmek olana fırsat vermeyiz dedi. Ve aşağıda yine alt başlıkta CIA'nin kara kutusu başlığını görüyoruz. Türkiye'de casusluk ve teröre destek suçlarından yargılanan Papaz Brunson'ın Amerika Birleşik Devletleri Özel Kuvvetleri'nde subay olduğu ortaya çıktı diyor ve yine alt başlıkta CHP'de kıyım başladı deniyor Star gazetesinde. Takvim gazetesine geçiyoruz. Sevgili seyirciler, al sana misilleme. Türkiye, Amerikalı iki bakanın mal varlığını dondurdu. Başkan Erdoğan, iki bakanımıza skandal yaptırım uygulayan Amerika Birleşik Devletleri'ne misliyle karşılık verileceğini açıkladı. Türkiye gazetesiyle devam edelim. Türkiye gazetesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım skandalına misilleme, kısasa kısas manşetini görüyoruz. Trump'a oyuna geldin diyen Erdoğan noktayı koydu. Biz de Amerika Birleşik Devletleri'nin iki bakanının mal varlığına dondurduk. Ve Bedelli'de iki bölge, 12 il
başlığı var. Yan tarafta Milli Savunma Bakanlığı bedelli için taslak planları hazırlıyor. 21 günlük askerliğin yapılacağı kışlalar netleşiyor. Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun'daki birlikler hazırlanacak. Ve alt başlıkta yine bozan da onlar, onaralım diyen de. İç siyaset uğruna Türkiye ile ilişkileri gelen Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya umduğunu bulamadı. Vatan Gazetesi var sırada. Sayın seyirciler, manşet Mendakka Dukka diyor ve eden bulur demek oluyor bu. Erdoğan iki Türk bakana yaptırım kararı alan Amerika Birleşik Devletleri'ne aynı şekilde karşılık verileceğini Mendakka Dukka, eden bulur sözüyle ilan etti. Sıradaki gazetemiz Yeni Şafak. Sayın seyirciler, manşet Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne misilleme. İki bakanın mal varlığı donduruldu. FETÖ ve PKK rahibi Brunson'u bahane ederek İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül'e yaptırım kararı alan Amerika Birleşik Devletleri'ne misilleme. Başkan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin saygısızlık yaptığını belirterek dün akşama kadar sabrettik. Şimdi arkadaşlarıma talimat veriyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Adalet ve İçişleri Bakanları'nın Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız dedi. Ve yan başlığa bakıyoruz. 150 bin emekliye maaş müjdesi. Hükümetin 100 günlük eylem planında 1000 liranın altında emekli maaşı kalmaması da yer aldı. Yeni düzenlemeyle maaşı 1000 liranın altında olan yaklaşık 150 bin civarındaki emeklinin maaşı 1000 liraya yükseltilecek. Bankalarda 174 milyar dolar var ve TSK'dan 15 bin FETÖ'cü ihraç edildi sürmanşetini görüyoruz Yeni Şafak'ta. Evet, gazeteler böyleydi. Günaydın. Hafta sonu hava durumuyla devam edecek. Biz sonra tekrar buradayız. Emlak Konut sunar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında Türkiye genelinde kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla 784 milyon lira kira yardımı ödenmiştir. Emlak Konut sundu. Bazı illerdeki hava durumuyla günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı çok bulutlu. İstanbul, Bursa ve Balıkesir 33, Kocaeli 32, Edirne 34, Çanakkale, Kırklareli ve Sakarya 32, Tekirdağ 30, Yalova 31 derece. Ege bölgesi parçalı az bulutlu, Aydın, Muğla, Denizli, Kütahya ve Uşak yerel sağanak yağışlı. İzmir 35, Denizli 33, Afyonkarahisar ve Kütahya 31, Manisa 37, Muğla 33, Aydın 37, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu, Osmaniye gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 34, Antalya 30, Mersin 33, Kahramanmaraş 36, Isparta 31, Hatay 33, Burdur 32, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı az bulutlu. Ankara ve Kayseri 31, Konya, Eskişehir ve Sivas 32, Nevşehir ve Kırıkkale 31, Aksaray ve Kırşehir 33, Çankırı 32 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı az bulutlu. Bolu 26, Zonguldak 29, Sinop ve Düzce 30, Karabük 32 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı az bulutlu. Trabzon, Rize ve Artvin gök gürültülü sağanak yağışlı. Samsun 32, Trabzon, Rize ve Ordu 29, Artvin 28, Çorum 31, Gümüşhane ve Bayburt 29, Giresun 30, Amasya 33 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak yağışlı. Erzurum 27, Erzincan 35, Malatya ve Elazığ 36, Kars 26, Van 29, Hakkari 32, Bitlis 30, Tunceli 37, Ardahan 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Diyarbakır 39, Gaziantep ve Mardin 36, Şanlıurfa ve Batman 40, Siirt 38, Adıyaman 40, Kilis 36 derece.
Günaydın, hafta sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın seyirciler, Yunanistan arda arda skandal kararlara imza atıyor. Bu kez aralarında Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden terörist Dimitris Koufodinas açık cezaevine nakledildi. Türk Dışişleri Bakanlığı karara tepki gösterdi. Bir teröriste bu şekilde hoşgörü gösterilmesi şehit diplomatlarımızın anısına yapılan saygısızlıktır denildi. Önce FETÖ'cü darbecileri korudular. Şimdi de 11 kişinin katilini. Yunanistan skandal bir karara daha imza attı. İki Türk diplomatı şehit edip birine de suikast girişiminde bulunan terörist Dimitris Koufodinas, Volos'taki açık cezaevine sevk edildi. Oysa 17 Kasım terör örgütü mensubu Koufodinas müebbet hapse mahkum edilmişti. Karara Türk Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Karar saygısızlık olarak değerlendirildi. Türk diplomatların canına kastetmiş bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlanması kabul edilemez. Yunan makamlarını terörle mücadelede zafiyet yaratacak adımlar atmamaya ve teröristlerin cezalandırılmasında yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Karara Amerika Birleşik Devletleri de tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Koufodinas'ın aralarında Amerikalı diplomatların da bulunduğu 11 kişiyi katlettiğini hatırlattı. Kararı en güçlü şekilde kınıyoruz dedi. Koufodinas, dönemin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu ve basın ateşesi Çetin Görgü cinayetlerinin sorumlusu. Dönemin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin de faili. Yunanistan bir başka skandal kararı daha imza attı. Yunan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan TKP-ML terör örgütü üyesi Turgut Kaya'nın iade edilmemesine karar verdi. İsrail'de Yahudi Ulus Devlet Yasası'na protesto gösterileri düzenlendi. 10 binlerce gösterici İsrail vatandaşı olan ancak Yahudi olmayanları ikinci sınıf vatandaş statüsüne düşürdüğü belirtilen yasayı protesto etti. İsrail vatandaşı Dürzi Arapların öncülüğünde başkent Tel Aviv'de düzenlenen gösteriye birçok kesim destek verdi. On binlerce kişinin katıldığı gösteride protestocular sık sık eşitlik istiyoruz şeklinde slogan attı. Yasayı eleştiren pankartlar taşıyan göstericiler attıkları sloganlarla Başbakan Benjamin Netanyahu'yu hedef aldı. İsrail Meclisi'nde 19 Temmuz'da çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi Ulus Devlet Yasası iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre 8 milyonu aşkın nüfusu ülkenin %20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği belirtiliyor. Terör örgütlerine verdiği milyonlarca dolarlık askeri ekipman, Orta Doğu'yu savaş alanına çeviren sayısız proje. Açıktan ve el altından yapılan sonu gelmeyen silah ticareti. İşte özellikle Orta Doğu'da durmayan kanın mimarı Amerika Birleşik Devletleri'nin silah imparatorluğu. Yüz binlerce insan yaşamını yitirdi. Milyonlarca evlerini terk etti. Son 30 yıldır Orta Doğu ve Afrika'daki savaşlar bitmek bilmedi. Terör hortladı. Silahların sponsoruysa Amerika Birleşik Devletleri. ABD ilk Irak müdahalesini 1991'de, ikincisini ise 2003 yılında gerçekleştirdi. İşgalin ardından Orta Doğu bir daha eskisi gibi olmadı. ABD'nin dağıttığı milyarlarca dolar değerinde silahın izi bulunamadı. Kaybolan silahlarla birlikte bölgedeki terör örgütleri büyük güç kazandı. DAEŞ ortaya çıktı. Suriye ve Irak'ta milyonlarca insanın yaşadığı şehirleri işgal etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK-PYD'ye havadan yaptığı silah yardımları da DAEŞ'in eline geçti. Washington'dan gelen silahlarla bölgede terör örgütleri tahkim edildi. Konu Amerikan Kongresi'nde dahi tartışıldı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Waddell, kongre üyelerinin sorularıyla köşeye sıkıştı.
What is the legal justification to be there after ISIS is no longer there? Well, the fact is ISIS is still there, and that's what we're dealing with right now. But the question I asked you is, after ISIS is defeated and you've accomplished that, what is the legal justification for U.S. service members to be deployed in Syria? Well, the principal thing will be to ensure that that ISIS does not reemerge. Öte yandan terör örgütü DAEŞ'in en başından beri ABD silahlarını kullandığı ortaya çıktı. 2015 yılında yayımlanan Uluslararası Af Örgütü raporuna göre ABD işgal sonrası Irak ordusuna 2 milyar doların üzerinde değere sahip askeri ekipman verdi. DAEŞ'in Musul işgaliyle birlikte Irak ordusu tüm bu mühimmatları terör örgütüne bırakarak çekildi. Böylece Washington, bölgedeki terör koridorunun da mimarı oldu. Amerika Birleşik Devletleri, DAEŞ'la mücadele için başka bir terör örgütünü seçti. PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD'ye ağır silahlar sağlandı. Yaklaşık 4000 tır ve 2000 uçak dolusu silah terör örgütüne aktı. Sadece silah ve mühimmat vermekle kalmadı Washington yönetimi. PKK-PYD unsurlarını bölgeye gönderdiği onlarca askeri danışmanla bizzat eğitti. DAEŞ'ın boşalttığı bölgeyi yine bir terör örgütü PYD doldurdu. ABD'nin terörü finanse etmesi kendi vatandaşlarının bile tepkisini çekti. Eğer sıradan bir Amerikalıya vergilerinin Amerika'nın terör örgütleri listesindeki PKK ile bağlantıları olan neo-Marksist bir örgüte silah vermek için harcandığı söylenirse dehşete kapılır. 80'li yıllara döndük yine. Militanlara gizlice mali destek veriyoruz, başka şeyler yapıyoruz. Bu parayı nereden gönderiyorlar? Vergilerimin ne kadarının bu işlere harcandığını bilmek istiyorum. Yapılan yardımların sadece DAEŞ'la mücadele kapsamında olduğu söylendi. Ancak bunun gerçekle alakasız olduğu ortaya çıktı. Ankara, ABD'nin açıklamalarını her fırsatta sert bir dille eleştirdi. Para ise para veriyorsun. İlk gelen haberler şu anda 550 milyon dolar civarında parasal destek. Ama bunun 3 milyar dolara kadar çıkacağına yönelik de şu anda fiskoslar var. Onlar da dolaylı yollarla. Güya DAEŞ'le mücadele için bölgeye çöreklenen herkes, şimdi DAEŞ'le bir olup Türkiye'ye karşı açılan cephede yer alıyor. Destek politikasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağı defalarca tekrarlandı. Bu terör örgütüne verilen silahları daha sonra geri alacaklarını söyleyerek Türkiye'yi kandırdıklarını sananlar, hayati bir yanlış yaptıklarını eninde sonunda anlayacaklar. Ancak tüm uyarılara karşı Amerikan Savunma Bakanlığı'nın terörü ayırdığı bütçe her sene giderek arttı. 2018 bütçesine kıyasla terör örgütü PYD-PKK'ya ayrılan para 50 milyon dolar artırıldı. EİT donat için 300 milyon dolar, örgüte kurdurulan sözde sınır güvenlik unsurlarına ise 250 milyon dolarlık bütçe ayrıldı. Pentagon, 2019 savunma bütçesinde Suriye'de PYD-PKK'nın da dahil olduğu 60-65 bin kişilik güç için silah ve ekipman talep etti. Irak ve İran'da yönetim aleyhtarı gösteriler sürüyor. Irak'ın başkenti Bağdat ve güneydeki kentlerde yüzlerce kişi yaşam koşullarını protesto etmek için sokaklardaydı. İran'ın başkenti Tahran ve Elburz'da eylemcilerle güvenlik güçlerinin çatışmalarına sahne oldu. Irak'ta 8 Temmuz'da başlayan protestolar devam ediyor. Su ve elektrik kesintilerinin yanı sıra ekonomi politikasına yönelik eleştiriler ülke sokaklarını hareketlendirdi. Göstericiler ülkenin 7 şehrinde yine sokaktaydı. Protestocular hükümetten reform yapmasını istedi. Bir aydır süren gösterilerde 14 kişinin öldüğü, 700'den fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor. Öte yandan Irak'ta kuraklık nedeniyle tarım sektörünün %50 zarara uğradığı açıklandı.
İran sokakları da hareketli. Ekonomik sorunlar halkı sokağa döktü. Gösteriler İsfahan'ın ardından Tahran ve Elburz'da devam etti. Başkent Tahran'daki Veliasır Meydanı yakınlarında toplanan eylemciler sloganlar atarak yürüdü. Bazı noktalarda eylemcilerle güvenlik güçleri çatıştı. Polise taş atan bazı eylemciler gözaltına alındı. Elburz eyaletindeki gösterilerde de yaklaşık 500 kişilik grup bir medreseye saldırdı. İran'ın Meşhed kentinde Aralık ayında başlayan, ardından İsfahan'ın da aralarında bulunduğu birçok kente yayılan gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetti. Bangladeş'in başkenti Dakka'da iki öğrencinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasını protesto eden yüzlerce öğrenci polisle çatıştı. Polisin göstericilere müdahalesi sert oldu. Olaylarda 115 kişi yaralandı. Yolları kapattılar, alkışlarla tepki gösterdiler. Bangladeş bir haftadır öğrencilerin protestosuna sahne oluyor. Başkent Dakka'da iki öğrencinin ölümüne neden olan trafik kazasını protesto eden yüzlerce öğrenci polisle çatıştı. Polis öğrencilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. Öğrenciler de güvenlik güçlerine taş ve sopayla saldırdı. Yaşanan olaylarda 115 kişi yaralandı. Öğrenciler otobüs şoförünün gözaltına alınmasını ve yol güvenliğinin artırılmasını talep ediyor. Taleplerimizin yerine gelmesi için yollardayız. Otobüsün altında ezilerek can veren arkadaşlarımız için adalet istiyoruz. Başkent Dakka'da geçen hafta bir otobüs okul çıkışı eve dönmek için bekleyen öğrenci grubunun arasına dalmıştı. Kazada iki öğrenci olay yerinde hayatını kaybetmiş, 7 öğrenci de yaralanmıştı. Rusya'da helikopter düştü, 3'ü mürettebat, 18 kişi hayatını kaybetti. Havalandıktan kısa süre sonra yere sert iniş yaptı. Çakılmanın etkisiyle alev aldı. Rusya'da düşen helikopterdeki 3 mürettebatla 15 yolcu hayatını kaybetti. Facia Sibirya Federal Bölgesi'nin 3. büyük kenti Krosnoyarsk'ta meydana geldi. Rus Ulusal Hava Yolu Şirketi Uteyer'e ait helikopter petrol pompalama istasyonunun gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyordu. Igarka havaalanından kalktıktan kısa süre sonra helikopterle irtibat kesildi. Helikopterin enkazı petrol sahası olan Vankor bölgesinde bulundu. Kurtarma ekipleri parçalanan helikopterdeki 18 kişinin cansız bedenine ulaştı. Helikopterin iki kara kutusu da kısa süre içinde bulundu. Ancak ilk incelemede hiçbir soruna rastlanmadı. Bu arada kaza kurbanlarından otopsisi tamamlananlar ailelerine teslim edildi. 15 plus 3 человек, 3 экипажа 15 человек. Kazanın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'dan taziye dileklerini paylaştı. Rusya devletine, halkına ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum dedi. Yunanistan'da 91 kişinin hayatını kaybettiği yangınların ardından istifa eden Kamu Düzeni Bakanı'nın yerine atama yapıldı. İçişleri Bakanı Panos Skourletis kritik görevi devraldı. Uygulamada herhangi bir hata bulamıyorum. Önce idarede hata göremiyorum dedi, ardından istifa etti. Muhalefetin ağır eleştirilerine maruz kalan Yunan Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakan Vekili Nikos Toskas duygusal bir konuşmayla veda etti. Ağaçlar yeniden büyüyecek, evler yeniden inşa edilecek, plajlar bir kez daha çocukların sesleriyle dolacak. Ancak kaybolanlar bize geri dönmeyecek sözleriyle görevinden ayrıldı. Toskas gitti. Yerine Yunanistan İçişleri Bakanı Panos Skourletis'i bıraktı. Skourletis önceliğinin felaketten etkilenenlere yardım edilmesi olacağını söyledi. Doğru sonuçların alınması için konunun derinlerine ineceklerini belirtti. Sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle uzun süre kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle Yunan hükümeti büyük tepki gördü. Başkent Atina yakınlarındaki felakette 91 kişi öldü, 180'den fazla kişi yaralandı. Yangında 1000'in üzerinde ev hasar gördü ve yüzlerce araba küle döndü.
Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Arizona eyaletinde kum fırtınası etkili oldu. Fırtınanın şiddetlendiği anlar kameralara yansıdı. Big wall of dust approaching. Kilometrelerce yükseklikte ilerledikçe önüne geleni yutuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde kum fırtınası böyle görüntülendi. Phoenix şehri fırtınaya teslim oldu. Kilometrelerce yükselen toz bulutu şehrin bulunduğu vadiyi kapladı. Şehirde hayat adeta felç oldu. Çoğu zaman görüş alanı sıfıra indi. Arizona eyaletinde sık sık kum fırtınaları yaşanıyor. Günaydın, hafta sonuna spor haberleriyle devam ediyoruz. Bulgaristan'da yapılan okçuluk Avrupa Grand Prix'sine milli takımımız damgasını vurdu sayın seyirciler. Ay Yıldızlar 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla turnuvayı zirvede tamamladı. Mete Gazoz yine kürsünün en üst basamağında yer alarak başarı halkasına yenisini ekledi. Mete Gazoz. Gold at stake here in Berlin. Okçuluk Avrupa Grand Prix'sinde heyecan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yaşandı. Mete Gazoz, klasik yay erkeklerde finalde Moldovalı Dan Olaru ile karşı karşıya geldi. Milli okçumuz rakibini 6-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Geçen ay Dünya Kupası'nın 4. ayağında şampiyonluk ipini göğüsleyen Mete Gazoz, bu kez Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Makaralı yay kadın ve makaralı yay karışık takımlarımız finalde Estonya'yı yenerek altın madalyaya ulaştı. Makaralı yay erkek ve klasik yay karışık takımlarımız da gümüş madalya sevinci yaşandı. Ayşe Berasuzer, makaralı yay kadınlarda Hırvat Amanda Milinariç'e üstünlük kurarak bronz madalyayı boynuna taktı. Klasik yay kadın takımımız da başarı kürsüsünün 3. basamağında yer aldı. Bulgaristan Grand Prix'sine damga vuran milli takımımız 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyayla turnuvayı zirvede tamamladı. Süper Kupa sahibini bekliyor. Son şampiyon Galatasaray'la Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez müzesine götüren Akhisar Spor karşılaşacak. Konya'da oynanacak karşılaşma bugün 20.45'te başlayacak. Şimdi aradan gönderdi. Cezalı içi ortaya. Gol pozisyonu ve gol! Süper Kupa kimin olacak? Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Bir tarafta son şampiyon Galatasaray. Dakika 15. Diğer tarafta Türkiye Kupası'nın son sahibi Akhisar Spor. Son Erdem Baz, Hasan Ali vurdu, harika gol! Ege ekibi Futbol Federasyonu'nun 12.sini düzenlediği Süper Kupa'da ilk kez mücadele edecek. Galatasaray ise 8. kez sahneye çıkacak. Sarı Kırmızılılar kupayı en çok kazanan takım unvanına da sahip. Galatasaray 5 kez kupaya uzanmayı başardı. Cimbom'un ardından kupayı Fenerbahçe 3, Beşiktaş, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor ise birer kez müzesine götürdü. İlki 2006 yılında Almanya'nın Frankfurt kentinde oynanan Süper Kupa finaline Konya Büyükşehir Belediye Stadı ikinci kez ev sahipliği yapacak. 20.45'te başlayacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Galatasaray yönetimi Alanya Spor'un başarılı futbolcusu Emre Akbaba için son kez teklifte bulunacak. Galatasaray yönetimi transfer konusunda teknik direktör Fatih Terim'le bir araya geldi. Sarı Kırmızılıların gündeminde Alanya Spor'un başarılı futbolcusu Emre Akbaba vardı. Galatasaray Emre Akbaba için Alanya Spor'a 3 milyon avroluk bir teklif yapacak. Alanya Spor yönetiminin ise yurt dışından teklif gelmediği takdirde Sarı Kırmızılılara olumlu cevap vereceği belirtildi. Bu arada Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Emre için resmi bir teklif yapmadığı öğrenildi. Emre Akbaba'nın Medipol Başakşehir'in yıllık 1 milyon 900 bin avroluk teklifini reddetmesi Galatasaray'ın bu transferde elini güçlendirdi. Roberto Soldado formasına kavuşuyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan İspanyol futbolcu Benfica maçında sahada olmak istiyor. Roberto Soldado Benfica maçına hazırlanıyor. El tarak kemiğindeki kırık nedeniyle kamp dönemini kaçıran İspanyol futbolcu yaklaşık bir haftadır takımla çalışıyor.
Teknik direktör Filip Koku ile görüşen tecrübeli futbolcu, kendisini iyi hissettiğini ve Benfica ile oynanacak mücadelede forma giymek istediğini belirtti. Benfica maçı öncesi İstanbul'daki son antrenmanda Soldado'nun durumu kontrol edilecek ve durumuna göre karar verilecek. Ayak bileğindeki ağrı nedeniyle Cagliari maçında oyundan alınan Andrea Evin de durumu bu antrenmanda belli olacak. Cezalı Josef de Souza'nın yokluğunda forma giymesi beklenen Mehmet Topal da günden güne iyiye gidiyor. Koşulara başlayan tecrübeli futbolcunun Benfica mücadelesine yetişeceği belirtildi. Çatlı'da sona doğru bir transfer haberi de Beşiktaş'tan. Siyah beyazlar Belçikalı Yıldız'la anlaştı. Son detaylar görüşülüyor. Beşiktaş, Talisca'nın ayrılmasının ardından aradığı ofansif orta sahayı İngiltere'de buldu. Siyah beyazlılar bir süredir gündeminde olan Nasser Şadli transferinde sona geldi. Oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Kartal, Belçikalı Yıldız'la her konuda anlaşma sağladı. Diğer yandan oyuncunun kulübü West Bromwich'le yapılan görüşmelerde de arada sadece birkaç yüz bin avroluk bir farkın kaldığı öğrenildi. Bu pürüzün de giderilmesinin ardından 29 yaşındaki futbolcunun transferinin resmi olarak açıklanması bekleniyor. Nasser Şadli 2016 yazında yaklaşık 15 milyon avro karşılığında West Bromwich'e transfer olmuştu. Deneyimli oyuncu mavi beyazlı formayla 40 resmi maça çıktı, 6 gol kaydetti, 5 gol pası verdi. Şadli ayrıca Belçika milli takımıyla Dünya Kupası'nda 6 maça çıktı ve Japonya maçının son dakikalarında attığı golle çeyrek finalin kapısını açtı. Alvaro Negredo'nun satışı için Rayo Vallecano ile büyük oranda anlaşan Beşiktaş oyuncunun kararını bekliyor. Sezonda maaş bütçesini daraltmak ve kadrodaki golcü sayısını azaltmak isteyen Beşiktaş'ta gözler Alvaro Negredo'ya çevrildi. Negredo'nun 4 milyon 350 bin avroluk maaşından kurtulmak isteyen siyah beyazlıların oyuncunun bonservisi konusunda kolaylık sağlaması üzerine Rayo Vallecano ile büyük oranda anlaşmaya varıldı. İspanyol kulübünün deneyimli golcüye senelik 2,5 milyon avro maaş teklif etmesi bekleniyor. Transferde son kararı artık Negredo verecek. Öte yandan Melih Kavlan sözleşmesini tek taraflı fesheden Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen bir diğer oyuncu Aras Özbiliz'den de kendisine takım bulmasını istedi. Oyuncuya Hollanda ve Belçika'dan teklifler oldu ve bonservisi konusunda her türlü kolaylığın gösterileceği ifade ediliyor. Ermenistanlı futbolcunun herhangi bir takımla sözleşme imzalamaması durumundaysa Veli Kavlak'ta olduğu gibi sözleşmenin feshedilmesi bekleniyor. Avrupa'da transfer dönemi hareketli geçiyor. İtalyan temsilcisi Milan, Gonzalo Higuain'i kamuoyuna tanıttı. İngiliz kulübü Everton'a transfer olan Lucas Digne ile de ilk kez kameraların karşısına geçti. Higuain imzayı attı, basının karşısına çıktı. İtalyan kulübü Milan, Juventus'tan kiraladığı Arjantinli oyuncuyu kamuoyuna tanıttı. Törene 30 yaşındaki golcünün yanı sıra geçen sezon Antalya Spor'u çalıştıran Milan Sportif Direktörü Leonardo da katıldı. 18 milyon avro bedelle kiralanan Higuain, Milan'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Öncelikle benim buraya gelmem için büyük çaba sarf eden Milan kulübü yetkililerine teşekkür ediyorum. Anlattıkları proje beni çok heyecanlandırdı. Burada olmak mutluluk verici. Kariyerimdeki en önemli adımlardan birini atıyorum. Bana güvenenlere umarım karşılık verebilirim. Bir başka transfer tanıtımını da milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton yaptı. İngiliz ekibinin Barcelona'dan 5 yılına kadrosuna kattığı Luca Digne kameraların karşısına geçti. Barcelona'dan 20 milyon avro bedelle Everton'a transfer olan Fransız sol bek, Everton 2 sezondur benimle ilgileniyordu. Hem teknik direktörün hem de yöneticilerin anlattıklarıyla ikna oldum. Dünyanın en iyi liginde oynamak kariyerim için mükemmel bir fırsat dedi. Katalan ekibiyle 2 sezonda 46 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu daha önce Lille, Paris Saint-Germain ve Roma formalarını giydi. Avrupa şampiyonalarının 3. gününde 5 dalda mücadeleler vardı. Yüzmede 2 dünya rekoru gelirken elemelerde bir de Avrupa rekoru kırıldı.
aslında elemedi ama akşam seansında yarı finalde 58-04 yüzmesi. Glasgow'da süren Avrupa şampiyonalarının 3. gününde yüzme, su balesi, kürek, pist bisikleti ve jimnastikte mücadeleler vardı. Havuzda sabah seansında yapılan eleme mücadelelerinin ardından akşam seansında madalyalar sahiplerini buldu. 50 metre sırt üstünde rekorlar ard arda geldi. Eleme etabında kadınlarda Britanyalı Georgia Davis Avrupa rekorunu kırdı. Ardından erkeklerde Rus yüzücü Kliment Kolesnikov 24 netle hem dünya rekorunun hem de altın madalyanın yeni sahibi oldu. Ona cevap veremedi Glinta. Şimdilik Kolesnikov çok iyi geliyor. Rekor çizgisinde geliyor. Kliment Kolesnikov geldi. Kolesnikov derecesine bakacağız. 24 net Kolesnikov. Olimpiyat ve dünya şampiyonu Britanyalı Adam Peaty 100 metre kurbağalamada kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi. Adam Peaty eleştirilene cevap vermek üzere. Adam Peaty 57 net, 57 net, inanılmaz, inanılmaz. Rekorun gelmesi çok güzel oldu. Böyle bir planım yoktu. Sadece çıktım ve yarıştım. Önümüzdeki iki gün ne getirecek, birlikte göreceğiz. Kadınlarda kısa mesafenin kraliçesi İsveçli Sara Sjöström yine farkını ortaya koydu. Dünya ve olimpiyat şampiyonu İsveçli yüzücü hem 50 metre serbest hem de 100 metre kelebekte yarışı en önde bitirerek koleksiyonuna yeni altın madalyalar ekledi. Çingova geliyor, Sara Sjöström'ün derecesi. Sara Sjöström geldi. Sara Sjöström 56-13 ve kazandı. 4x200 karışık yarışında ise Almanya Rusya'nın önünde zafere ulaştı. Kadınlar 800 metre serbestte ise 19 yaşındaki İtalyan yüzücü Simona Quadrella altın madalyanın sahibi oldu. Quadrella 8-16-35'te kazanıyor. Kürek yarışlarında günün öne çıkan ülkesi Romanya'ydı. Rumenler kadınlarda 8 tek dümencili ve 2 tekle, erkekler 4 tekte altın madalyaya uzandı. İtalyanlar da kürek yarışlarında iyi bir performans ortaya koydu. Erkeklerde 4 çifte ve hafif kilo 4 çifte de kürsünün ilk basamağı İtalya'nın oldu. Erkekler 2 tekin favorisi son olimpiyat şampiyonu Hırvat Valent Martin Sinković kardeşler sürprize yer vermeyerek altın madalya kazandı. Kadınlar 4 çifte de geçen yılın dünya ikincisi Polonya takımı yarışı ilk sırada tamamlayarak altın madalyayı kazandı. Pist bisikletinde ise erkekler 1000 metre zamana karşı yarışta kazanan Matis Bühli oldu. 25 kilometre puan yarışının kadınlar kategorisinde kürsünün ilk basamağına İtalyan Maria Confalonieri çıktı. Madalya sıralamasında Rusya 8 altın, 2 gümüş, 3 bronzla oyunların 3. gününü açık ara önde tamamladı. Eskişehir'de su sporları müsabakaları nefes kesiyor. Durgun Su Kano Türkiye Kupası yarışları Sarı Sungur Göleti'nde tüm hızıyla devam ediyor. Eskişehir önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Durgun Su Kano Türkiye Şampiyonası Sarı Sungur Göleti'nde yapılıyor. 15 ilden toplam 281 sporcu dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Şampiyonada 200, 500 ve 1000 metrede yarışlar adeta nefes kesiyor. Muazzam bir organizasyon. Uluslararası bir faaliyet düzeyinde gerçekleşiyor. Sporcularımız iyi bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na inşallah birden fazla sporcuyla katılacağız. Günaydın, hafta sonuna gazetelerle devam ediyoruz. Gazete manşetleri, başlıklar neler diyor onlara bakacağız. 5 Ağustos 2018 Pazar gününe ait Akşam Gazetesi'nin başlığı, manşeti kısasa kısas. İki Amerika Birleşik Devletleri'nden bakan için mal varlığını dondurma kararı. Başkan Erdoğan Amerika'nın restine rest karşılığı.
açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını varsa donduracağız. Siz böyle yaparsanız biz de bunu yaparız. Ve alt başlık: Avrupa'da FETÖ tuzağı. Terör örgütü FETÖ Avrupa'daki Türk firmalarını hedef almaya başladı. Asılsız ihbarlarla firmalara sürekli operasyon düzenleniyor. Ve Türkiye önemli müttefikimiz başlığını görüyoruz. Dışişleri Bakanı Pompeo'nun açıklaması. Ve Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Sevgili seyirciler, manşette "Umutlar yolda kalmasın" var. Türkiye son dönemdeki kayıp çocuk vakalarıyla birlikte umut otobüsünü hatırladı. 20 yıl boyunca üzerinde kayıp insanların fotoğraflarıyla dolaşan otobüs onlarca kişinin bulunmasına vesile oldu. Dernek şimdi zor durumda. Ve skandal yaptırıma misilleme başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ciddi bir saygısızlık ve saçma sapan sözleriyle nitelediği Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararına sert çıktı. Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Manşette "Trump büyük oyuna geldi". Erdoğan Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Kadın Kolları 5. olağan kongresinde konuştu. Ve Amerikalı iki bakanın mal varlığı dondurulacak. Alt başlıkta "Beni tehdit ettiler". Adnan Oktar'ın adamı Oktar Babuna'nın 1999'daki ilik nakli kampanyasına karşı çıkan dönemin Sağlık Bakanı Durmuş, Babuna'nın kız kardeşleri tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Milliyet gazetesinden Posta'ya geçelim sayın seyirciler. Posta'nın yine başlıkta misilleme tokadını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin skandal yaptırımına Türkiye sert karşılık verdi diyor. Trump oyuna geliyor. Erdoğan, Trump büyük bir oyuna gelmiştir. Oyun kurucuları da kim? İyi biliyorum bu oyunu. Trump'ın bozması gerekir. Ve bu yumurtalar altın değerinde. Afrika'nın en yoksul ülkesi Nijer'e gönüllü giden Türk doktor ve hemşireler 11 günde 828 kadını ameliyat etti deniyor Posta gazetesi. Böyleydi. Sabah gazetesinin ilk sayfasına bakalım. Manşette "Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye karşı ciddi saygısızlık yaptı. Başkan Erdoğan, Trump çok büyük bir oyuna geldi. Amerikalı iki bakanın mal varlıklarını mütekabiliyet gereği donduruyoruz." Ve aşağıda "İş dünyasında 100 gün coşkusu" görüyoruz. Başkan Erdoğan'ın 400 yeni projeyi içeren 100 günlük eylem planına tam destek. Sabah gazetesinin ilk sayfası böyleydi. Star gazetesine geçelim. Star gazetesinde manşette "Ortaklığa da varız, misillemeye de" yazıyor. Başkan Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nin iki bakana yaptırım kararına karşı misilleme talimatı verdi. Trump'a "Bu oyunu boz" çağrısı yapan Erdoğan, "Üzüm yemek için işbirliğine varız ama derdi bağcıyı dövmek olana fırsat vermeyiz" dedi. Ve Bedirhan Bebeğin katilleri ve bayandaları hesap verecek. Altta ise CIA'nin karara kara kutusu. CIA'nin kara kutusu başlığını görüyoruz. Türkiye'de casusluk ve teröre destek suçlarından yargılanan Amerikalı papaz Brunson'un Amerika Birleşik Devletleri Özel Kuvvetleri'nde subay olduğu ortaya çıktı deniyor. Ve CHP ile ilgili bir başlık var aşağıda. CHP'de kıyım başladı. Muhaliflere ihraç yolu gözüktü deniyor. Star gazetesinin ilk sayfası kısaca böyleydi. Takvim gazetesinde ne var bakalım ilk sayfada. "Al sana misilleme" manşeti var Takvim'de. Türkiye Amerikalı iki bakanın mal varlığını dondurdu. Başkan Erdoğan, "İki bakanımıza skandal yaptırım uygulayan Amerika Birleşik Devletleri'ne misliyle karşılık verileceğini açıkladı. Trump'a çağrı yaptı. Amerika Türkiye'ye karşı ciddi bir saygısızlık yapmıştır. Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız. Varsa bunun mütekabiliyeti budur." Ve aşağıda can dostlarımızla ilgili bir başlık var. "İş adamının hayatını köpekler kurtardı"
diyor. Her gün mama verip beslediği iki sokak köpeği Aysu'yu fark etti, havlayarak tatilcilerin dikkatini çekti. Yaşlı adamın boğulmasını önledi diyor. Ve Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında kısasa kısas manşetini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım skandalına misilleme. Trump'a oyuna geldin diyen Erdoğan noktayı koydu. Biz de Amerika Birleşik Devletleri'nin iki bakanının mal varlığını dondurduk. Erdoğan, Hakkari'de PKK'nın katlettiği anneyle 11 aylık bebeğinin hesabının sorulacağını vurguladı. Devletin pençesinden kaçamazlar dedi. Ve bozan da onlar, onaralım diyen de başlığı var. İç siyaset uğruna Türkiye ile ilişkileri geren Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya umduğunu bulamadı. Bedelli de 6 bölge 12 il. Milli Savunma Bakanlığı bedelli için taslak planları hazırlıyor. 21 günlük askerliğin yapılacağı kışlalar netleşiyor. Ve aşağıda yine bir başka başlık. Bir ay sonra düğünü olacaktı. İçeride dışarıda darbe yiyen PKK, Yüksekova'da özel harekatçıları taşıyan kirpiye mayınlı tuzak kurdu. Evlilik hazırlığı yapan polis Emre Yılmaz şehit düştü. Ve yine Türkiye Gazetesi'nde CHP ile ilgili bir başlık var. CHP'de 7. ok belirsizlik diyor. Kurultay komedisi sürüyor. Belge teslim etme süresi yarın dolacak, ancak birçok soru hala cevap bekliyor. Vatan Gazetesi'ne bakalım sevgili seyirciler. Vatan Gazetesi'nde Men Dakka Dukka manşeti var. Eden bulur. Erdoğan, iki Türk bakana yaptırım kararı alan Amerika Birleşik Devletleri'ne aynı şekilde karşılık verileceğini Men Dakka Dukka, eden bulur sözüyle ilan etti. Erdoğan, bu evangelist siyonist yaklaşımın tezahürüdür diyerek Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne seçim malzemesi yapıldığını söyledi. Evangelistlerin Beyaz Saray'daki temsilcisi, başkan yardımcısı Mike Pence, Kasım seçimlerinde rahip kartıyla dindar oyları hedefliyorlar. Ve şehit eşine ayıp başlığını görüyoruz Vatan Gazetesi'nde. Ve Midyat'ta 2015'te şehit düşen polis Abdullah Ümit Sercan için eşi İngilizce öğretmeni Özay Sercan'a tazminat ödenmişti. Ancak tazminatın 23 bin liralık kısmının şehidin anne ve babasının hakkı olmasına rağmen kendisine ödendiği anlaşıldı deniyor. Vatan Gazetesi'nin ilk sayfası böyleydi. Sırada Yeni Şafak var. Yeni Şafak'ın manşetinde Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne misilleme deniyor. İki bakanın mal varlığı donduruldu. FETÖ ve PKK rahibi Brunson'ı bahane ederek İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül'e yaptırım kararı alan Amerika Birleşik Devletleri'ne misilleme. Başkan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin saygısızlık yaptığını belirterek, dün akşama kadar sabrettik, şimdi arkadaşlarıma talimatı veriyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız dedi. Silah arkadaşları ant içti deniyor. Aşağıda Hakkari'de eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'yı kaybeden Astsubay Serkan Karakaya'nın silah arkadaşları, bebek katilleri bedelini ödeyecek, şehitlerin kanı yerde kalmayacak diye ant içti. Evet, gazetelerimiz böyleydi sevgili seyirciler. Günaydın, hafta sonu devam ediyor. Harran Üniversitesi Suriye'de eğitim faaliyetlerine başlıyor. BAP'ta kurulacak fakültede 6 bölümde Türkçe, Arapça ve İngilizce eğitim verilecek. Eğitimden BAP, Cerablus, Afrin ve Çobanbey kentlerindeki binlerce genç faydalanacak. Harran Üniversitesi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden temizlenen bölgelerdeki gençlere üniversite eğitimi verecek.
Suriye'nin Bab, Cerablus, Afrin ve Çobanbey kentlerindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Böylece Suriyeliler yıllar sonra kendi ülkelerinde güvenli bir ortamda üniversite eğitimi alabilecek. Bab'da kurulacak fakültede 6 bölümde Türkçe, Arapça ve İngilizce eğitim verilecek. Bölümler bölgenin ihtiyaçlarına göre belirlenecek. Elbap'ta açacağımız bölüm 9 bölüm ilk anda tasarladık. Bunlar mühendislikten 3 bölüm, inşaat, elektrik ve makine, ziraattan bitki koruma, zooloji ve toprak ve bir bölüm daha olmak üzere 2 bölüm arasında çalışmalarımızı yapıyor. Her bölüme 30 öğrenci almayı planladık. Binamız orada hazır. Eğitimlerin Arapça, Türkçe ve İngilizce verileceğini anlatan Taşaltın, Suriyeli gençlere umut kapısı olacaklarını söyledi. Kastamonu'da sosyal medya duyurusuyla bir araya gelen kadınlar kitap okuma etkinliği düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan kitapseverler 2 saat kitap okudu. Kimi torunuyla geldi, kimi çocuğuyla. Sosyal medya üzerinden organize oldular, genci yaşlısı buluşup kitap okudular. 70 yaşındayım. Biz kitabı evde de okuyoruz ailecek. Okumayı seviyoruz. Gazete, günlük gazetemiz hep gelir eve. Torunumla geldi. Kızım da biraz sonra gelip bize katılacak. Kastamonu'da bir öğretmenin sosyal medyadan başlattığı kitap okuma etkinliği duyurusunun ilgi görmesi üzerine kadınlar harekete geçti. Öğretmen olunca okumanın önemi bizim için sonsuz zaten. Ben tek başıma veya çocuklarımla okumak değil, daha çok insanla birlikte okumayı arzu ettim. Bunun için sosyal medyada bir takım arkadaşlarımla paylaştığımda onlar da bu fikre çok sıcak baktılar. Olayın başlangıcı böyle oldu. 7'den 70'e Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan onlarca kadın ve çocuk 2 saat boyunca kitap okudu. Burada arkadaşlarıma kitap okuyorum. Kitap okumayı hiçbir zaman unutmayacağım. Her zaman kitap okuyacağım. Çünkü kitap okumayı çok seviyorum. Al kitabını Gel Meydana adıyla düzenlenen etkinliğin amacı da büyüktü. İstedik ki çocuklarımıza örnek olalım. Sadece oku demeyelim, birlikte okuyalım. Aynı zamanda şehrimizin değişik yerlerinde bulunalım. Böylece hem şehrimizi çocuklar tanımış olsun, hem okumuş olalım, hem Kastamonu okusun, Türkiye okusun, dünya okusun, daha çok öğrenelim, aydınlanalım. Etkinliğe Kastamonu'yu ziyarete gelen yerli turistler de destek verdi. Sokaklardaki dostlarımızla ilgili bu haberde Bayburt'ta sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi kuruldu. Sağlıklarına kavuşturulan hayvanların bazıları alındıkları noktaya bırakılıyor, bazıları ise hayvanseverler tarafından sahipleniliyor. Birbirinden sevimli onlarca kedi ve köpek. Sağlık sorunları nedeniyle sokaklardan alındılar. Bayburt Belediyesi'ne ait rehabilitasyon merkezinde tedavi ediliyorlar. Bütün hastalıkları ne varsa, biti, piresi, kenesi, uyuzu, ayağındaki kırığı, vücudundaki yarası, beresi, şuyu, buyu vesairesi hepsi burada iyileştirildikten sonra barınağımızda belli bir müddet mutlaka hospitalize ediyoruz. Burada iyileştirilmesini sağlıyoruz. Elimde bulunan bu kedi yavrumuz arka tarafı felçli sürünerek gidiyordu. Bir hafta öncesine kadar ama şu an tam yürür hale geldi. Üniversite öğrencileri rehabilitasyon merkezinde gönüllü olarak çalışıyor. Kısırlaştırılması gereken hayvanlar için tıbbi operasyon yapılıyor. Kısa süre merkezde kalan kedi ve köpekler tedavilerinin ardından alındıkları bölgeye bırakılıyor. Eğer sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız varsa belediyeden bizlere ulaşabilip hayvanlarımızı sahiplenebilirler. Satın almayın, sahiplenin. Güzel bir mesajdı. Evet, Hobbit evleri ziyaretçilerini bekliyor. Sivas Belediyesi'nin Yamaç Evleri projesinde çalışmalar tamamlandı.
Temiz hava, yeşil doğa ve yamaç evler. Sivas Belediyesi'nin Paşabahçe Mesire alanına inşa ettiği yamaç evler projesinin 3. etabı da tamamlandı. Çalışmalarla 24 ev kullanıma hazır hale getirilerek bölgede mini bir hobbit köyü kuruldu. İlk etapta 2 adet yamaç evi adını verdiğimiz toprak altı evi inşa ettik. Bu hem yerelde hem ulusalda ciddi şekilde yankı buldu. Ondan sonraki süreçte bu sayıyı 24'e çıkardık. Şu an gördüğünüz gibi inşaat çalışmaları tamamlandı, peyzaj çalışmaları tamamlandı. Yamaç evler mimarisiyle de dikkat çekiyor. Yapmış olduğumuz düzenlemelerle, altyapı, üst yapı çalışmalarıyla Sivas'ın, Sivas'taki ailelerin bir çekim merkezine dönüştü bu bölge. Toprak altına inşa edilen vade evler yazları serin, kışları sıcak oluyor. Büyük şehirlerde insanlar bunalmaya başlıyor. Böyle tatillerinin en azından bir bölümünü doğayla iç içe, ailesiyle, sevdikleriyle geçirmek istiyor. Bu anlayışa en uygun yerlerden birisi şu an Sivas Paşabahçe Yamaç Evleri. Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacının giderebileceği imkanlar bulunuyor. Şimdiki haberimiz Türkiye'den ama isim yanıltmasın, burası Hollanda Belçika sınırında 20 hanelik küçük bir köy. Köyün sakinleri arasında Türk yok ama bayrağımızı dalgalandıran gönül elçileri mevcut. İşte döndü sarı ışığın izlenimleri. Buyurun, çay, Turkish çay. Burası Hollanda ama Hollanda'nın Türkiye köyü. Bu köyde yaşayan Hollandalılar kendilerini Türkiye'nin Fahri Büyükelçisi addediyor ve iki ülke arasında gönül köprüsü kuruyor. Köyün giriş tabelası, otobüs durağı, posta kutuları. Hemen her köşe başında Türkiye göze çarpıyor. Ama burası Türkiye'ye binlerce kilometre uzakta, Kuzey Denizli'nin hemen yanı başında şirin bir Hollanda köyü. Türkiye köyünün tarihi 16. yüzyıla kadar uzanıyor. İspanya ile deniz savaşlarında istiladan Türk denizcileri sayesinde kurtulan Hollanda kralı, denizcilerin geçici olarak ikamet ettiği bu köye Türkiye adını vermiş. Yıllar sonra köye ilk ayak basan Türkse Barış Manço olmuş. Gönül elçisi fikrinin başlangıcı da 1988 yılında gerçekleşen bu ziyaret. İki ülke arasında dostluk köprüleri kuran bir gönül elçisinin evine konuk olacağız. Zaten evin girişinde de Türkiye Elçiliği tabelası var. Burası Monique Storn'un evi. Monique Storn yıllardır sürdürdüğü gönüllü faaliyetleriyle Türkiye-Hollanda arasındaki dostluk ve sevgi bağlarını pekiştirmeye çalışıyor. Evin her tarafında Türkiye'den ve Türklerden bir kare görmek mümkün. Duvarda ay yıldız kabartması, etrafı süsleyen çok sayıda fotoğraf bu sevginin kanıtı. Türkiye'nin sıcak iklimi insanları da etkiliyor. Herkes son derece nazik ve sıcaktı. Sanırım iklim insanların yapısını da etkiliyor. Eşi Kor, gönderi Türk bayrağına çekerken Monique de Türk dostu Şenol'un Samsun'dan getirip bahçesine diktiği fındık ağacını gösteriyor gururla. Misafirlere ise geleneksel Türk ikramları olarak ince belli bardakta çay ve ayran getiriliyor. Buyurun, teşekkür ederim. Hem Türkçeyi hem de Türk kültürünü öğrendiler. Zeybek ve oyun havalarıyla da coştular. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde dil eğitimi alan yabancı öğrenciler için renkli bir mezuniyet töreni düzenlendi. Gelinimiz güzel, becerikli. Benim oğlum daha güzel. Önce kız istediler, ardından kına yaktılar. Ülkeden Türkçe öğrenmek için Muğla'ya gelen 26 yabancı öğrenci mezuniyet gecesinde halk oyunlarından örnekler sergiledi. İki yabancı öğrenci yöresel kıyafet giyerek temsili gelin ve damat oldu. Diğer öğrenciler de kız ve erkek tarafı. Ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin gönüllü kültür elçileri olarak çalışacak olan yabancı öğrenciler büyük coşku yaşadı. Önce Muğla Zeybeği ile diz kırdılar.
Ardından Ankara havalarıyla oynadılar. Muğla Yörük Obaları Derneği tarafından düzenlenen gecede dil öğrenmedeki ustalıklarını Türk folklorundan örnekler sergileyerek de gösterdiler. Her yönüyle giyim kuşam, halk mimarisi, halkın yaşayışı, kültürel anlamda çok geniş bir yelpazedeki turistik yerlerimiz, tarihi mekanlar, ülkemizi ve üniversitemizi geniş anlamda tanıttığımızı düşünüyorum. Ben Türkçe öğreniyorum çünkü bence Türkiye dünyanın en büyük ülkelerden biri. O yüzden benim için Türkçe öğrenmek çok önemli ve Türkiye'de yüksek lisans yapacağım inşallah. İlk olarak ben çok şaşırdım Muğla. Çok güzel bir şehir, yeşil ağaç ve turist bir yer. Yani ben çok şaşırdım yani. Kosova'da Balkan kervanı coşkusu yaşandı. Türk kültürünün Balkanlara tanıtılması amacıyla oluşturulan Balkan kervanı Kosovalılarla buluştu. Türk kültürüne ait ezgilerle el sanatlarının eşsiz örnekleri tanıtıldı. Halk oyunları oynandı, türküler söylendi. Pamuk şekerler, macunlar dağıtıldı. Türkiye rüzgarı Balkanlarda esmeye devam ediyor. İstanbul Küçükçekmece Belediyesi ile Yunus Emre Enstitüsü'nün ortak projesi kapsamında 18 Temmuz'da yola çıkan Balkan kervanının durağı bu kez Kosova'ydı. Kervan Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Makedonya'nın ardından bu kez Kosovalıların gönlünü fethetti. Başkent Priştine'nin ana meydanında hat yazısı örneklendi. Cam işleme sanatı sergilendi. Türkiye sanatlarının birbirinden güzel örneklerine Priştineliler büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlara geleneksel Türk kahvesi, pamuk şeker, macun ve şerbet de ikram edildi. Kültürümüzün geleneksel kültürden modern kültürümüze değişen birçok ögesini bulunduğumuzu bileceği yerlerde halkla buluşturmayı, onları göstermeyi, onları tanıtmayı amaçlanan etkin ve bir güzel bir faaliyet. Projede Türkiye'nin farklı yerlerinden 55 sanatçı yer alıyor. 5 ülkede 8 program düzenleyen kervan, Kosova'nın tek Türk belediyesi Mamuşa'da Balkan turunu sona erdirecek. Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Macahel bölgesi Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı. Bölge endemik bitkileri, tarihi camisi ve doğal güzellikleriyle hayranlık uyandırıyor. Çoruh'un onlarca koluyla beslediği dik ve derin vadiler, buzul gölleri, yaylalar, şelaleler. Macahel, gezginlerin okumak yetmez, mutlaka gidip görmek gerekir dediği cennetten bir köşe. Maca, Gürcü dilinde bilek, helse el demek. Bölgenin merkezi Camili köyü Bileği, onu çevreleyen Maral, Efeler, Kayalar, Uğur ve Düzenli köyleri de parmakları simgeliyor. Bölge 2005 yılında UNESCO tarafından küresel öneme sahip doğal alan ilan edilmiş. 1851 yılında inşa edilen İremit Camii bölgenin en önemli tarihi yapılarının başında geliyor. Cami, ahşap mimarisi ve kök boya kullanılarak yapılan rengarenk motifleriyle göz dolduruyor. Gürcü Krallığı döneminde yapılan kemer köprüler bölgenin tarihine ışık tutuyor. Tarihi İpek Yolu köprüsü, Karadeniz'in kuzeyinden geçen yolun en kısa olarak denize indiği yoldur. Macahel'deki Maral, Türkiye'nin en yüksek şelalelerinden biri.
68 metre yüksekten dökülen suların oluşturduğu göl eşsiz bir manzara sunuyor. Bölgenin başlıca geçim kaynağı arıcılık. Macahel, zengin bitki örtüsüyle saf Kafkas arısına da ev sahipliği yapıyor. Arılar bu vadinin dışına çıkmıyor. Sadece bu vadi içinde çiçeklerin özünü olarak bal üretiyorlar. Bölgede 432 cinse ait 990 bitki çeşidi bulunuyor. Bitlis'te ilk kez ekimi yapılan astronot gıdası olarak da bilinen kinoa'nın ilk hasadı yapıldı. İlk kez yapılan kinoa hasadından alınan verimse yüksek. Adı kinoa bitkisi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından astronotların beslenmesinde kullanılıyor. Tatvan'da Cebrail Yalçınkaya tarafından 22 dekarlık bir alana ekildi. Yalçınkaya, kinoa bitkisinin buğdayın alternatifi olduğunu söylüyor. Aynı buğday gibi biçer döverlerle hasat ediliyor. Bunun bir satışı olursa memnuniyeti daha fazla olur. Tabii ki şu anda memnun görünüyor bu. Buğdayla kıyasladığımızdan daha güzel olur, daha verimli oluyor bu. Yalçınkaya önümüzdeki yıl daha geniş bir alanda kinoa yetiştireceğini söyledi. Kinoa bitkisinin Türkiye'deki pazar sorunu çözüldüğünde buğdaya alternatif olması bekleniyor. Firmalarla görüşmeler sağlıyoruz. Eğer ki bu görüşmelerimiz de olumlu netice verirse diğer çiftçilerimizle de bunu görüşüp daha fazla alanda tarım yapmayı düşünmekteyiz. İnşallah çiftçilerimizin kazançlı bir ürün olur. Kinoa dekar başına verdiği yüksek verimle umut vaat ediyor. Bu yıl 10.sü gerçekleşen İzmit Pişmaniye Festivali Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapıldı. Festival dostluk köprüsü oluşturmak için her yıl Mardin'de yapılıyor. Festivale Mardin ve İzmitlilerin yanında çeşitli illerden de ilgi yoğundu. İzmit'in ünlü pişmaniyesi için Mardin'de 10 yıldır festival yapılıyor. Festivale mehter takımı folklor ekibi de renk katıyor. Bu etkinlik sayesinde Mardin'e çok sayıda İzmitli gelerek kardeşlik köprüsü oluşturuyor. Çok güzel bir kardeşlik köprüsü olur. Daha güzel şeyler katarız. Daha birbirimize daha çok benzileşiriz. Daha iyi şeyler göreceğiz inşallah. Halkların arasındaki kültürel anlamda iyi bir faydası olur diyorum. Ayrıca tanışma konusunda da iyi olur. Bunun yanında insanların birbirini tanıması daha iyi olur. Festivale katılan vatandaşlar yapılan organizasyonlara tam puan veriyor. Annemler Kocaeli'ndeler, ben burada yaşıyorum. Eşimin işinden dolayı buraya geldim. Kocaeli'nden, İzmit'ten festival olduğunu duyunca çok sevindim. Bu tür şeylerin halkın ihtiyacı vardır. Farklı etkinlikler insana moral veriyor. Kızıltepe halkına duygusal bakımından, sosyal etkinlik bakımından insanların bir arada getirmesine güzel bulunuyorum. Festival sonunda alanda İzmitli ustaların elleriyle hazırladıkları pişmaniyeler vatandaşlara dağıtılıyor. Günaydın, hafta sonuna devam edeceğiz. Önce hava durumu. Emlak Konut sunar. Yabancılara yapılan konut satışları 2004 yılından 2017 yılı sonuna kadar ülkemize 41 milyar dolar döviz kazandırmıştır. Emlak Konut sundu. Bazı illerdeki hava durumuyla günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı çok bulutlu. İstanbul, Bursa ve Balıkesir 33, Kocaeli 32, Edirne 34, Çanakkale, Kırklareli ve Sakarya 32, Tekirdağ 30, Yalova 31 derece. Ege bölgesi parçalı az bulutlu, Aydın, Muğla, Denizli, Kütahya ve Uşak yerel sağanak yağışlı. İzmir 35, Denizli 33, Afyonkarahisar ve Kütahya 31, Manisa 37, Muğla 33, Aydın 37, Uşak 31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu, Osmaniye gök gürültülü sağanak yağışlı.
Adana 34, Antalya 30, Mersin 33, Kahramanmaraş 36, Isparta 31, Hatay 33, Burdur 32, Osmaniye 34 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı az bulutlu. Ankara ve Kayseri 31, Konya, Eskişehir ve Sivas 32, Nevşehir ve Kırıkkale 31, Aksaray ve Kırşehir 33, Çankırı 32 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı az bulutlu. Bolu 26, Zonguldak 29, Sinop ve Düzce 30, Karabük 32 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı az bulutlu. Trabzon, Rize ve Artvin gök gürültülü sağanak yağışlı. Samsun 32, Trabzon, Rize ve Ordu 29, Artvin 28, Çorum 31, Gümüşhane ve Bayburt 29, Giresun 30, Amasya 33 derece. Doğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimleri yerel sağanak yağışlı. Erzurum 27, Erzincan 35, Malatya ve Elazığ 36, Kars 26, Van 29, Hakkari 32, Bitlis 30, Tunceli 37, Ardahan 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Diyarbakır 39, Gaziantep ve Mardin 36, Şanlıurfa ve Batman 40, Siirt 38, Adıyaman 40, Kilis 36 derece. Günaydın, hafta sonu devam ediyor sayın seyirciler. Güney Amerika'dan bir haber var. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast girişiminde bulundu. İnsansız hava aracına yerleştirilen patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda 7 asker yaralandı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Maduro saldırıyla ilgili Kolombiya'yı suçladı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela Ulusal Muhafız Gücü'nün kuruluşunun 81. yıl dönümü töreninde saldırıya uğradı. Bomba yüklü drone'la düzenlenen saldırıda 7 asker yaralandı. Maduro saldırıda yara almadı. İletişim Bakanı saldırının Maduro'yu hedef aldığını açıkladı. Maduro olayın ardından yaptığı ilk açıklamada saldırının ardından Kolombiya Devlet Başkanı Manuel Santos olduğunu iddia etti. Maduro açıklamasında bunun bir suikast girişimi olduğunu ve ardında Kolombiya Devlet Başkanı'nın olduğu ile ilgili hiçbir şüphesi olmadığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin skandal yaptırım kararına Türkiye'den misilleme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının varsa Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın çok büyük oyuna geldiğini söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin bu yaklaşımla terbiye edilemeyeceğini vurguladı. Bu oyunu Trump'ın bozması gerekiyor diye konuştu. Bizde bu inanç bu yürek oldukça. Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız varsa. Amerika Birleşik Devletleri'nin skandal yaptırım kararına misilleme en üst perdeden geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı. Saygısız bir adım dedi. Bir stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır. Siz böyle yaparsanız, bunun mütekabiliyeti budur. Biz de bunu yaparız. AK Parti 5. Kadın Kolları olan kongresinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik ortaklığı hatırlattı. Türkiye'yi bu yaklaşımla terbiye edemezsiniz ifadesini kullandı. Amerikan Başkanı Trump'a oyunu boz çağrısında bulundu. Bu sadece evangelist, siyonist bir yaklaşımın tezahürüdür. Olayın aslı budur. Ve burada Sayın Trump çok büyük bir oyuna gelmiştir. Ve bu oyunu Sayın Trump'ın bozması gerekir. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin iç politika malzemesi yapılamayacağını bir kez daha yineledi. Saçma sapan yaptırım kararlarıyla Türkiye'ye geri adım attıracaklarını sananlar bu ülkeyi de bu milleti de hiç tanımamışlar demektir. Bizi dün söylediğini bugün yalanlayan, rüzgara göre yön değiştiren devletlerle karıştıranlar çok yanılırlar. İki ülke için çözüm kapılarını da kapatmadı. Çözemeyeceğimiz sorun yok mesajı verdi. Fevri tutumdan vazgeçerek en kısa sürede aklı selime döneceklerini ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ve Rahip Brunson'un takas edileceği yönündeki iddiaları da kesin bir dille yalanladı.
kimse Türkiye'den baskıyla sonuç alamaz dedi. Türk milletine tehdidin geri tepeceğinin altını çizdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ sanığı Brunson üzerinden gerilimi tırmandıran Amerika Birleşik Devletleri'ne Antalya'dan seslendi. Diplomasi ve iyi niyetle sorunları çözeceğimize inanıyorum ifadesini kullandı. Kimse Türkiye'den baskıyla, dayatmayla ve yaptırımla netice alamaz. İki müttefik olarak bu konuların üstesinden gelmeye var mısınız? Baskıyla, dayatmayla olmaz dedi. Tehdit ve yaptırımlar üzerinden politika izlemeye çalışan ABD'yi uyardı. Dayatmayla, yaptırımla olmaz. Yaptırım yaparsın, karşı yaptırım görürsün. Tehdit diliyle nereye varacaksın? Türk milleti tehdide boyun eğer. Tam tersi, ters tepiyor. Sonuçta şimdi ne oldu? Tehdit diliyle bir sonuç elde edilebildi mi? Veya yaptırım ne oldu? Şimdi karşı yaptırım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li muhataplarına iki müttefik olarak gelin konuşalım diye seslendi. Sorunların çözümü için en iyi yolun müzakere olduğuna işaret etti. Singapur'da ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini hatırlattı. Singapur'da Mike Pompeo ile yaptığımız görüşmede son derece yapıcı geçti. Açıklamalarımıza da yansıdı. İşte böyle olması gerekiyor. Oturup konuşalım nasıl çözeceğimizi. Ve nasıl çözeceğimiz konusunda mutabakat sağlarız, bir yol haritası belirleriz, diplomasi işler, sorunları çözeriz, sonra işimize bakarız. Uzlaşıyla, diplomasiyle, müzakereyle ve iyi niyetle bunları çözeceğimizi düşünüyorum. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da iki ülke ilişkilerini Singapur'da değerlendirdi. Türkiye önemli bir müttefikimiz vurgusu yaptı. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin işbirliği içinde çalışmayı sürdürmeyi hedeflediği bir NATO ortağıdır. Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme için yapıcıydı ifadesini kullandı. İyi bir konuşma yaptık. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda ilerleyeceğimizden çok umutluyum. Polis memuru Recep Emre Yılmaz, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Resmi nikah kıymıştı, bir ay sonra düğünü olacaktı. Şehit için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Ardından şehidin naaşı memleketi Gaziantep'e toprağa verildi. İleriye atılıp bir daha dönmemektir. Resmi nikah kıymıştı. Bir ay sonra düğünü olacaktı. Öğretmenlik mesleğini bırakıp polis olmayı seçmişti. Ancak hain pusuda şehit oldu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristler zırhlı aracın geçişi sırasında tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada 9 polis yaralandı. Onlardan biri de Recep Emre Yılmaz'dı. Yılmaz tedavi altına alındı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı, şehit düştü. Şehit Yılmaz için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Yurdumuzu, devletimizi... Omuzlarda taşındı kahraman polis. Arkadaşları hep bir ağızdan kahramanlık şiiri okudu, şehidi selamlayarak uğurladı. Hakkari'deki törenin ardından şehit polis için memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı. Şehit Recep Emre Yılmaz'ın naaşı Nizip'teki aile mezarlığında toprağa verildi. Türkiye birçok noktada terörle mücadele ediyor. Bu noktalardan biri de Gabar Dağı'nda bulunan Seslice. Seslice teröristlerin geçiş güzergahında bulunmasından dolayı ayrı bir öneme sahip. Seslice Birliği'ndeki vatan nöbetini TRT Haber Sıcak Nokta ekibi görüntüledi. Terörle mücadele birçok alanda devam ediyor. Terör örgütünün inleri bir bir imha ediliyor. İkinci ay yarı duracağız. Tam doldur. Ateş! Sıcak Nokta ekibi güvenlik güçlerinin Gabar'da sürdürdüğü terörle mücadele operasyonlarına eşlik etti. Müzik.
Seslice birliği defalarca teröristlerin hedefi haline geldi, nice kahramanlık destanı yaşandı. Mehmetçik bölgeye hakim bu tepelerde 24 saat nöbet başında. Devamlı teyakkuzda olan Seslice Birliği'nde güneşin doğuşuyla birlikte birçok tatbikat başarıyla icra ediliyor. Arkadaşlar merhaba! Arazi hazırlıklarının ardından ilk olarak mayın temizliği için arama yapılıyor. Burada beklenmedik anlarda gelişebilecek saldırılara kısa sürede cevap vermek için adeta zamanla yarışılıyor. Otur! Hadi hadi hadi! Koş! Seslice taburunun çevresi dağlarla çevrili. Bu nedenle olası saldırıların gerçekleşebileceği yerler sürekli ateş altında tutuluyor. Teröristlerin olası geçiş noktaları Mehmetçik sürekli teyakkuz halinde. Burada gabardağın etekleri kurşun sesleriyle yankılanıyor. Havan toplarıyla da gabardağı çevresine sürekli atış yapılıyor. İkinci havan yarı dur Cazet! Tam doldur! Ateş! Gabarın belirlenen noktaları düzenli aralıklarla vurularak teröristlere korku salınıyor. Kapat kapat! Savaşlar hazır! Hazır! Ateş! Biliyor musun? Bir adım atıldı! Seslice, bölgeye hakim bir konumda olması nedeniyle olası terörist geçişlerini engelleyici tüm unsurlara sahip. Taburumuz, sorumluluk bölgesindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditlere karşı terörle mücadele harekatı kapsamında her türlü zor şartlarda icra etmekte ve bu şekilde kolluk kuvvetlerine destek sağlamaktadır. Bizlere her türlü imkanı sağlayan ve bizlerden desteğini hiç esirgemeyen, başta değerli devlet büyüklerimize, komutanlarımıza ve aziz Türk milletine Seslice Üst Bölgesi'nden şükranlarımızı sunmayı bir borç biliriz. Bölgenin en yüksek, en hakim bölgesi ve geçişler hemen önümüzde disiplin arkasındaki. Ve Gabar'da hava karanlığa bürünüyor. Karanlık çökünce Seslice adıyla tezat biçimde sessizliğe bürünüyor. Ancak gece de eller tetikte. Arda arda atılan top mermileri ve kurşunlar bozuyor gecenin sessizliğini. Bayrak inmez diyen Mehmetler, evlerinden ve ailelerinden yüzlerce kilometre uzakta vatanın bölünmez bütünlüğü için nöbete devam ediyor. Korkuna dirilmeyiz! Korkuna dirilmeyiz! Biz dağların elleri! Biz dağların elleri! Dua yaptık göklere! Dua yaptık göklere! Baş döndüren yerlere! Baş döndüren yerlere! Engel tanımaz aşarız! Engel tanımaz aşarız! Yüce engin dağları! Yüce engin dağları! El verir uzanırız! El verir uzanırız! Mor siyah bulutlara! Mor siyah bulutlara! Ben Türk komandosuyum! Ben Türk komandosuyum! Acil iniş yapan askeri helikopterin mürettebatına sofra kurdular ve Türkiye'nin içini ısıttılar. Afyonkarahisar, Anayurt köylülerinin helikopterin yanına kurdukları sofra sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Türk insanının her zamanki misafirperverliğini sergileyen köy halkı ordumuzun yanındayız mesajı verdi. İşte bu sofra Türk milletinin Mehmetçik sevgisinin kanıtı. Görenlerin yüreğini ısıttı, akıllara kazındı. Acil iniş yapan askeri helikopterin mürettebatı ve onlara yer sofrası kuran köylüler. Askere yardımın koşanlar Afyonkarahisar Anayurt köyü sakinleri. Mehmet Yıldırım helikopterin yanına ilk gidenlerden. Helikopterin de yanına gittik. Arıza varmış. Bizim yardımcı olabileceğiniz bir şey var mı diye sordum. Yok, sadece yemek götürdü buradan arkadaşlarımız. Yemek yediler orada birlikte. Anayurt muhtarı Adem Kartal bunu Türk misafirperverliği ve Mehmetçiğe karşı bir görev olarak değerlendiriyor. Oraya varıyor arkadaş, Alistan arkadaş. Diyor ki böyle böyle herhangi bir sıkıntınız var mı, bir ihtiyacınız var mı? Arkadaşlar diyor, asker arkadaşlar diyor ki teknik arızadan dolayı köye iniş yapmak zorunda kaldık yola. Arıza var diyor, böyle böyle diyor. O arkadaş da köye geliyor. Malum hanımına diyor biraz yemek hazırlattırıyor. Şudur budur. Allah ne verdiyse götürüp ikramda bulunuyor. Malum Türk milletinin genelinde olan bir şey bu misafirperverlik.
Büyük sempati toplayan köylüler halkın Mehmetçik sevgisini bir kez daha ilan ediyor. Her zaman Türk ordusunun yanında olduğumuzu kamuoyuna duyururuz. Yozgat'ta bir coğrafya öğretmeni anlamlı bir projeye imza attı. Duyarlı öğretmen terör saldırılarında can veren şehitlerin eşyasını bir araya getirdi. Şehit emanetleri sergisiyle şehir şehir gezen öğretmen gençlere vatan sevgisini aşılamaya çalışıyor. Şehitlerin özel eşyasını tek tek topladı. Onların hatıralarıyla şehir şehir gezip vatan dersi veriyor. Menderes Kılıçarslan, Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olarak görev yapıyor. Amacı Türkiye'nin bağımsızlığını ve terör örgütlerine karşı mücadelesini anlatmak. Bu kapsamda PKK saldırılarında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve toplumsal olaylarda can veren yaklaşık 160 şehidin özel eşyasını bir araya getirdi. Şehitler köşesi oluşturmak için yola çıktık. Ailelerden kıyafetleri talepte bulunduk. Sayımız artınca ve ailelerin de ilgisi olunca artık ailelerimizin talebi doğrultusunda müze açmaya karar verdik. Sergide şehitler Mehmet Selim Kiraz, Fethi Sekin, Yasin Börü, Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın'ın da eşyası var. Sergide ayrıca Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da eşyası bulunuyor. Eşyaları valiziyle gönderen ailelerimiz var. Bunlardan bir tanesi de Şehit Orgeneral Eşref Bitlis'in emanetleri büyük bir valiziyle birlikte bizde bulunuyor. Sergiyle şehir şehir gezen öğretmen Kılıçarslan, genç nesillere vatan sevgisini aşılamayı hedefliyor. Şehit emanetleri sergisi şimdiye kadar 8 ilde açıldı. Down sendromlu gencin askerlik hayali gerçek oldu. Antalya Serik'te yaşayan Mehmet Koçak için temsili askere uğurlama töreni yapıldı. Üniformasını giydi, kınasını yaktı. Down sendromlu Mehmet Koçak bir günlüğüne asker oldu. Antalya Serik'te yaşayan Mehmet Koçak'ın en büyük hayali asker olmaktı. Bir hayırsever onun için temsili askere uğurlama töreni düzenledi. Mehmet Koçak annesiyle karşılıklı oynadı. Davul zurnayla askere uğurlandı. Annesi temsili de olsa oğlunu askere gönderirken gözyaşlarını tutamadı. Hayırlısına burnu kanamadan gelsin. Orada PKK'lar öldürsün gelsin. Down sendromlu genç Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ilçe jandarma komutan vekili tarafından karşılandı ve ağırlandı. Mehmet Koçak'ın mutluluğu görülmeye değerdi. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay belirsizliği sürüyor. Muhalifler yeterli sayıya ulaştıklarını açıklayarak imzaları genel merkeze teslim etti. Genel merkezin ilk tespitlerine göre olağanüstü kurultay için yeterli imzaya ulaşılamadı. İmza veren delegelerin noter tasdikli belgeleri genel merkeze ulaştırmaları için son tarih 6 Ağustos pazartesi. CHP'de imza sayısına ilişkin net sonuç pazartesi 17'den sonra açıklanacak. Noter tasdikli imza sayımız 630 değerli arkadaşlar. Değişim ve Umut Kurultayı talebiyle toplanan imzalar genel merkeze teslim edildi. Perşembe akşamından bu yana imzalara ilişkin detaylı inceleme süreci devam ediyor. İlk incelemelere göre ve verilen sayılara göre olağanüstü kurultay için tüzüğümüzün öngördüğü yeterli sayının olmadığı görülüyor. İmza toplayan delegeler 622 olan yeterli sayıya ulaştıklarını açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise noter onaylı belge sayısının 605 olduğunu açıkladı. Üstelik imzayı geri çekme beyanlarının bu sayıdan düşürülmediğini söyledi. İmza veren delegelerin talebi imza sayısına bakılmaksızın genel merkezin kendi isteğiyle kurultayı toplaması. Parti kulislerinde ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir imza bile eksik olsa kurultayı toplamayacağı konuşuluyor. Yazı işleri birimindeki imzalar avukatlar eşliğinde incelenmeye devam ediliyor. Tüzük gereği delegelerin belgelerini ulaştırması için tanınan bir haftalık süre 6 Ağustos pazartesi günü saat 17'de dolacak. İmza sayısına ilişkin net açıklamanın bu tarihten sonra yapılması bekleniyor.
Bu sürede yeni imza verilmesi veya imzanın çekilmesi söz konusu değil. Ancak bu süre noter kanalıyla imza verip belgesini ulaştıramayanlar için önemli. Bu şekilde çok sayıda imza olduğu ve pazarlık amaçlı kullanıldığı ileri sürülüyor. Tekirdağ'da havai fişeklerin yol açtığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Mesanlar Mahallesi'ndeki düğünde atılan havai fişekler saman balyalarına isabet etti. Tutuşan saman balyaları nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Deniz kenarında oynarken dalgalara kapılarak kayboldu. 11 yaşındaki Berrak Subaşı'yı İstanbul Şile'de arama çalışmaları sürüyor. İstanbul'da etkili olan Poyraz, Karadeniz'de dalgaya neden oldu. İddiaya göre 11 yaşındaki Berrak Subaşı, amcası ve kuzeniyle deniz kenarında oynadığı sırada dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Dalga olduğu için yani bulamıyoruz. Yani arama ile ilgili sıkıntı yok. Arama sabah saat 9.30'dan beri sürüyor. Berhan dayısı sayılıyorum. Babasının öz dayısı. Amcasıyla birlikte zaten yüzdüğü yoktu. Kenarda Süken kenarda dalga vurmuş götürmüş. Amcasıyla amcasının kızını da götürmüş. Amcasını da götürmüş su. Onları kurtarmışlar, onu kurtaramamışlar. Olay sabah saat 9.30 sıralarında meydana geldi. Denizin dalgalı olması sebebiyle arama kurtarma çalışmaları zor koşullarda devam ediyor. Haberi alarak olay yerine giden küçük Berrak'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerine çok sayıda sahil güvenlik, Küçükçekmece Belediyesi'ne ait arama kurtarma ekipleri, jandarmayla sağlık ekipleri sevk edildi. Plaj yerine güvenli olmayan yerde denize girmeleri cana mal oldu. İstanbul'un Riva sahilinde denize giren aynı aileden 3 kişiden biri boğularak hayatını kaybetti. Yüzmeyi iyi bilmiyorlardı. Buna rağmen güvenli olmayan yerde denize girdiler. Ama bu tercih bir kişinin canına mal oldu. Olay Yağdere mevkiinde meydana geldi. Aynı aileden biri kadın 3 kişi plajın dışında denize girdi. Deniz dalgalıydı. Çok geçmedi 3 kişi çırpınmaya başladı. 3 kişi dalgalarla birlikte aşağı doğru gidiyordu. İşte buradan hep beraber herkes koşarak can simitleriyle birlikte kurtarmaya çalışıldı. Can kurtaranlar tarafından jet skilerle denizden çıkarıldılar. İlk müdahale sahilde yapıldı. Ancak 49 yaşındaki Hüseyin Kızılırmak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu vatandaşın uyarısı aslında olayın sebebini açıklıyordu. Bu Karadeniz'in bir huyu var abi. Kaya çok var. Dibine aldığı zaman daha çıkartmıyor. Yaz aylarının en sıcak günleri geldi. Sahiller doldu taştı. Serinlemek isteyen kendini sulara bıraktı fakat uzmanlar kontrolsüz atlayışların tehlikeli olabileceği uyarısında bulunuyor. Çünkü bilinmeyen yerlerde yapılan atlayışlar omurilik felci ve boyun kırılmalarına neden olabiliyor. Bu da ölümle sonuçlanabiliyor. Peki bu konuda nelere dikkat edilmeli? Uzmanına sorduk. Ağır kafa travmaları, boyun kırılması ve omurilik felci. Yaz aylarının gelmesiyle bu şikayetler artış gösterdi. Nedeni ise suya kontrolsüz dalış ve havuz başında yapılan şakalar. Özellikle 12-25 yaş arası erkekler gençliklerine güveniyor ve tehlikeli atlayışlar sergiliyor. Fakat suyun dibi gözükmüyor. Ya dalış yaparken önden bir bakıyoruz hani. Abi ben boy vererek ölçüyorum girmeden. Yani kendimize güveniyoruz. Yüzmeyi de iyi biliyorum. Zaten kendimi dikkat ediyorum ben atlarken. Nereye atlayacağım, ne yapacağım biliyorum zaten. Peki olası bir sakatlanma durumunda hastaya nasıl müdahale edilmeli? Gerekli ilk yardım müdahaleleri yapılırken hastanın boynunu kontrol altına almak en önemlisidir. İdeali eğer varsa, mevcutsa etrafta boyunluğun takılması gerekmektedir. Sonrasında da hızlı bir şekilde sağlık ekipleri olay yerine çağrılmalıdır. Doktorlar özellikle sığ suya balıklama atlanmaması konusunda uyarıyor. Aksi takdirde ciddi yaralanmalar hatta ölümler yaşanabilir. Özellikle gençlerimize önerilerimiz şu.
sığ sulara, derinliğini bilmedikleri sulara kesinlikle balıklama atlamamaları gerekir. Havuz başı şakalaşmalardan, itişmelerden olabildiğince kaçınmak gerekir. Ve de eğlence havuzlarındaki su kaydıraklarını mümkün olduğunca kurallara uygun şekilde kullanmak gerekmektedir. İstanbul'da uluslararası suç örgütü lideri ve 7 adamı yakalandı. Interpol tarafından aranan Bulgar suç örgütü lideri Dimitar Zelyaskovi İstanbul Emniyeti tarafından yakalandı. Zelyaskovi uyuşturucu, insan kaçakçılığı, gasp suçlarından aranıyordu. Teknik ve fiziki takibin ardından Bakırköy'de Zelyaskovi ve yanındaki 7 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından Zelyaskovi ve yanındakiler adliyeye sevk edildi. Zelyaskovi tutuklanırken yanındaki 7 kişi sınır dışı edildi. İstanbul Maltepe'de kadına sarkıntılık yaptığı iddiasıyla darp edildiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı. İddiaya göre Maltepe'de Küçükyalı Bağdat Caddesi'ndeki kafede oturan kadına bir kişi sarkıntılık yaptı. Sarkıntılık yapan şüpheli çalışanlar tarafından uzaklaştırılmasının ardından yanıcı madde dolu şişeyle kafeye döndü. Tutuşturmaya çalıştığı şişeyi kafedekilere doğru atarak kaçmaya çalışan şüpheli kafedekiler ve çevredekiler tarafından yakalandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Darp edildiği öne sürülen zanlı Küçükyalı Polis Merkezi'ne götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Osmaniye'de polisten kaçmak için mısır tarlasına girdi. İzini kaybettiren firari drone yardımıyla yakalandı. Erdal K. Hatay'ın Kırıkan ilçesindeki açık cezaevinden 2,5 ay önce firar etti. Cezaevi firarisi Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi yakınlarında polis uygulama noktasını görünce otomobiliyle kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonrası aracından inerek yol kenarındaki mısır tarlasına girdi. Erdal K. ekili geniş arazide gizlenerek ekiplere izini kaybettirdi. Bunun üzerine ekipler bölgeyi drone'la havadan taramaya başladı. Yeri tespit edilen Erdal K. yakalandı. Toplumsal olaylar, büyük mitingler, açık hava konserleri, insansız hava araçlarının kullanım alanı giderek yaygınlaşıyor. Ancak hem doğru kullanım hem de güvenlik için insansız hava aracı ehliyeti almak şart. Peki eğitimler nasıl veriliyor? Yanıtı haberimizde. Kullanması basit gibi görünse de ayrıntısı çok. Uçmasını sağlayan pervaneleri, motoru ve üzerinde bir de kamerası var. Oraya bak, drone'un yanına, o tarafa bak. Drone, yani insansız hava aracı, aslında pek çok kişinin adını son günlerde duyduğu havadaki kamera. Eskiden sadece hobi amacıyla kullanılıyordu, fakat özellikle son zamanlarda terör olayları başta olmak üzere pek çok alanda kullanılmaya başlandı ve buna paralel olarak da İHA pilotluğu eğitimi giderek önem kazanıyor. İnsansız hava araçları, evet, oyuncak olmaktan çıktı ve çok büyük prodüksiyon işleri için, özellikle güvenlik işleri için kullanılmakta. Yani hobi olarak başladım. Sonrasında bu işi ticari olarak yapmaya başladım. Yani para kazanmaya başladım bu işten. Fotoğrafçılık, miting ya da açık hava konserleri, insansız hava araçlarının kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Fakat ticari olarak ve güvenli bir şekilde kullanabilmek için ehliyet almak gerekiyor. Eğlencesi başka bir durum. Çünkü hem heyecan, hem onu havada tutabilmek, hem bir şeyleri başarabilmek güzel yani. Hem eğlenceli hem de ticari olarak iyi yani. İHA eğitimleri hem teori hem de saha olarak iki alanda veriliyor. Teorik eğitimimiz 36 saat sürüyor.
Bu 36 saatin üzerine hiçbir süre sınırlaması olmadan kursiyerlerimizin uygun olduğu saatte simülasyon eğitimlerini saatlerce alabiliyorlar. Burada süre sınırlamamız yok ve minimumda 2 saat veriyoruz simülasyon eğitimlerini. Sahadaki uçuş eğitimi de ortalama dakika olarak en az 20 dakika uçuş yaptırıyoruz biz burada. Bu da ciddi bir süre. İnsansız hava aracı kullanımı için 2 farklı ehliyet veriliyor. Küçük dronlar için İHA 0, büyük dronlar için İHA 1 ehliyeti. Eğlenceli oluyor özellikle ve bir heyecan oluyor içinde. Eğleniyorsun. İHA pilotluğu eğitimi ücreti 750 lirayla 1350 lira arasında değişiyor. Kahraman şoför hayat kurtardı. Erzincan'da yaşanan olayda bir yolcu halk otobüsünde rahatsızlandı. Otobüs şoförü hastaya ilk yardım uyguladıktan sonra otobüsle hastaneye götürdü. Yolcu almak için durdu. Arkasındaki kadının yere yığıldığını fark etti. Önce yerinden kalkıp müdahale etti. Sonra hastayı otobüsle hastaneye götürdü. Görüntüler Erzincan'daki bir halk otobüsünün kamerasına ait. Otobüs şoförü Selahattin Sağır, yolcu almak için durduğu sırada bir yolcunun rahatsızlandığını gördü. Koltuğundan kalkıp hemen yerde yatan yolcunun yanına gitti. Dilinin boğazına kaçtığını hissederek hastamızı yan yatırdım. 112'den almış olduğumuz ilk yardım acil eğitimini uygulayarak hastamızın dilini boğazından çıkarttım. Hemen güzergahımı terk ederek araştırma hastanesinin aciline hastamızı götürdüm. Kahraman şoförün ilk yardımı yolcunun yaşamını kurtardı. Hastanın sarı hastası olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Antalya Kemer'de polis araç sahiplerini hırsızlara karşı şakayla karışık uyardı. Polis eşya bırakılmış araçlara ceza makbuzu süsü verilmiş uyarı notu koydu. Makbuzu ceza sanan sürücüler heyecanlandı. Şaka olduğunu anlayınca rahat bir nefes aldı. Polis Antalya Kemer'de sürücüleri uyarmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Ay Işığı Plajı Parkı'nda içinde eşya bırakılan araçlara makbuz koydu. Makbuz park cezasına benziyordu. Ama aslında oto hırsızlığına karşı uyarı notuydu. Ceza makbuzu süsü verilen kağıtta değerli eşyanızı otomobili bırakmayın yazıyordu. Şakadan habersiz sürücüler silecekteki makbuzu görünce telaşlandı. Kabile falan da yok ama. Merhaba, iyi günler. Merhabalar, teşekkür ederim. Var mı bir park yasağı levhası? Ben göremiyorum. Varsa bir park yasağı levhası göstersinler. Ama araç sahipleri makbuza bir daha bakınca durumu anladı. Ne diyormuş? Bu bir ceza makbuzu değildi. Sadece uyardı. Eşyalarınız sizin için değerli olan olmayabilir ama bizim için çok değerlidir. Lütfen aracınız içerisinde kıymetli eşya bırakmayınız. Teşekkür ederiz. Polisin farkındalık sağlamak için yaptığı bu şaka bir hayli etkili oldu. İlk başta biraz şok olduk. Sonraki şaka iyi geldi yani. Bayağı iyi geldi. Bu uyarı ceza makbuzu aslında bir şaka ceza makbuzu. Polis sürücülere sözle de uyardı. Plaja ayrılırken aracınızın başından aracınızın içerisinde değerli eşyalarınızı bırakmamanız. İzmir'de polis ekipleri plakası olmayan bir aracı durdurdu. O sırada araçtakiler inip kaçmaya başladı. Aracın kapılarını açan polisler büyük bir sürprizle karşılaştı. Çünkü küçücük otomobilden 300 kiloluk çalıntı dana çıktı. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki hayvan pazarına gittiler. Müşteri kılığında dolaştılar, boşta duran bir danayı gözlerine kestirdiler. Danayı tutup otomobilin yanına getirdiler. Ayaklarını bağlayıp arabaya koydular. Sonra da İzmir'e doğru yola çıktılar. Aracın arka plakası yok. Kemalpaşa ilçesi girişinde yol kontrolü yapan polisler aracın plakası olmadığını fark etti. İçinde 3 kişi olan araç durduruldu. O sırada araçtan inen zanlılar kaçmaya başladı. 2 zanlı polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Aracın sürücüsü yaya olarak kaçtı. Arkadaşlar peşinde şu anda.
Otomobilin kapılarını açan polisler büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Büyükbaş hayvan üstü battaniyeyle örtülmüş. Polis dananın ayaklarındaki ipleri çözdü, hayvanı otomobilden çıkarmak için harekete geçti. Ama danayı araçtan çıkarmak hiç kolay olmadı. Ayaklar basmıyor. Ayaklar basmıyor. Uyuştu onlar. Uyuştu ayaklar birader. Ekipler destek isteyip aracı yan yatırarak danayı çıkartmayı başardı. Gel oğlum. Tamam hayvan çıkıyor. Dana belediye ekiplerine teslim edildi. Kaçan bir şüpheli ise aranıyor. Ülkemiz sınırları dışına çıkıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaleti ilginç bir duruşmaya sahne oldu sayın seyirciler. Susmadığı için sanığın ağzı kırmızı renkli koli bandıyla kapatıldı. Yargıcın bu uygulaması sosyal medyada tartışma yarattı. Yargıç emir verdi. Sanığın ağzı bantlandı. İlginç olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde duruşma sırasında yaşandı. Silahlı üç soygundan yargılanan Franklin Williams, sorgusu sırasında defalarca uyarıldı. Ancak Williams susmadan konuşmaya devam etti. Taşkınlığa devam edince de yargıç sanığın ağzının bantlanması emrini verdi. Duruşmada bulunan çok sayıda polis Williams'ı tutarak ağzını bantladı. Sosyal medyaya düşen bu görüntü ülkede tartışma konusu oldu. Güneşin zararlı ışınlarına karşı kumaş geliştirdi. TÜBİTAK tarafından birincilikle ödüllendirilen projesiyle Türkiye'yi temsil etti. İzmirli lise öğrencisi Pelin Kaya, Portekiz'de düzenlenen yarışmada güneşte renk değiştiren kumaşıyla dünya birinciliği kazandı. İngilizce sunum yaptı, kumaşın özelliklerini anlattı. Ardından dünya birincisi olduğunu sunum yaptığı ekrandan öğrendi. İzmir Atatürk Lisesi 10. sınıf öğrencisi Pelin Kaya, zararlı güneş ışınlarına karşı kumaş tasarladı. Gördüğünde anında renk değiştirdi. Bu geliştirdiğim sistem zararlı ultraviyole ışınlarını gördüğü anda renk değiştiriyor. Ultraviyole ışınlarının neden olduğu, katarak, deri kanseri gibi hastalıkların görülme sıklıkları da arttı. Bir sistem geliştirmeye karar verdim. Bu sistem çevre dostu, kolay kullanılabilir, bileklik gibi bir aksesuar gibi kullanılabilecek bir sistem. Ürettiği kumaşla TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Portekiz'deki uluslararası yarışmada da Türkiye'yi temsil etti. Oradan da dünya birinciliğiyle döndü. Öğrencimin adı okunduğunda çok gurur duydum. Ülkemize böyle bir ödülü getirdiğimiz için çok mutluyuz. Pelin Kaya'nın en büyük hayali tasarladığı kumaşın günlük hayatta kullanılması. Bu projemin patentini de alarak insanlık yararına sunmak istiyorum. Pelin Kaya. Pelin Kaya sinemada izlerken hayran kaldığımız, şaşırdığımız, nasıl bu hale geldi dediğimiz karakterlerin perde arkası var sırada. Sinema, dizi ve reklamlarda yer alan ve bazen gerçeküstü olan karakterler çok titiz bir çalışmayla hayat buluyor. Karakterlerin oluşması ve seyirciye yansımasında makyajın rolü büyük. Peki makyaj nasıl yapılıyor? Hollywood yıldızlarıyla da çalışan makyaj sanatçısı Şenay Korgül'e o büyülü makyajların sırlarını sorduk. Makyaj denildiğinde akla kadınların güzellik ya da iyi görünmek için yaptığı uygulama aklımıza geliyor. Ancak makyaj gerçek anlamda bir sanat ve yelpazesi bilinenden çok daha geniş. Beyaz perde, tiyatro ve ekranlara yansıyan karakterlerin oluşmasında işte bu sanat büyük önem taşıyor.
Anneniz Karamurat, konuşun. Makyaj deyince hani böyle güzelleştirici makyaj değil de benim böyle hani tipleri değiştirmek, belki işte dünyada yeryüzünde olmayan tipler yaratmak. Peki görsel sanatlar için bu kadar önemli olan makyaj nasıl yapılıyor? Nelere dikkat ediliyor? Senaryo geliyor, senaryonun üzerinden işte bir sürü karakter analizi yapıyorsunuz. O karakter analizinden sonra bir oyuncuyu, Ayşe'yi Fatma'ya çeviriyorsunuz. Tamamen değişiyor. Ya da bir yaratığa çeviriyorsunuz. İşte yeryüzünde olmayan bir yaratık olabiliyor. Yani bir şey ortaya çıktığı zaman muhteşem tabii oluyor. Çok büyük bir zevk o. Teknoloji ve dijital gerçeklik de makyaj sanatında yerini çoktan almış durumda. 21. yüzyılın makyajı. Şöyle diyeyim, Photoshop'la mesela insanları değiştiriyorsunuz. Photoshop ya da işte ayrı birkaç tane program daha var. Oyuncu 20 yaşında ama oyuncuyu 85 yaşında yapacaksınız. O zaman işte programın başında 3 boyutlu halde işte yaşlandırıyorsunuz, saçını değiştiriyorsunuz, işte göze katarak lensi takıyorsunuz. Hepsini o dijital ortamda yapıp 3 boyutlu olarak, proje olarak sunabiliyorsunuz. Ne oyuncuyu yoruyorsunuz ne de vakitten kaybediyorsunuz. Hollywood yıldızlarıyla da çalışan makyaj sanatçısı Şenay Korgül birikimlerini bir kitapta topladı. Kitap, üniversite tercihi yapacak öğrencilere meslek seçimi konusunda keyifli bir seçenek de sunuyor. Makyajın aslında hani sadece makyaj değil de makyajın bir sanat olduğunu görebiliyorlar kitabın içinde. Yaz aylarında havuzlara ilgi oldukça fazla. Ancak havuzlarda özellikle tatil dönemlerinde yaşanan bu yoğunluk beraberinde sağlık sorunlarını da getirebiliyor. Halk arasında göz nezlesi olarak bilinen alerjik konjonktivit bu problemlerin başında geliyor. Hava sıcak, havuzlarsa dolup taşıyor. Ancak kalabalık havuzlar göz enfeksiyonuna neden olabiliyor. Alerjik konjonktivit, halk arasındaki adıyla göz nezlesi. Gözlerimizde hissedeceğimiz duygu bir kere batma, yanma. Konjonktivanın her göz kapamasında, göz kapağımızı sürtmesinden ötürü rahatsızlık hissi. Beraberinde sulanma, çapaklanma, konjonktivit bulguları diyebiliriz. Belirtileri bunlar ama alınacak birkaç önlemle bu göz probleminden kurtulmak mümkün. Halk arasında göz nezlesi dediğimiz olarak bilinen adenovirüs diye bizim tabir ettiğimiz bir konjonktivit etkeni var ki dış ortamda çok dayanıklı bir virüstür. Kolay kolay ölmez. Antibiyotik damlalar genellikle ilk tercihimiz oluyor. Aile fertleri ve yakın temastan kaçınmasını öneriyoruz. Havluyu ortak kullanmamasını, başkasının yatak çarşafını, yastığını kullanmamasını öneriyoruz. Açık havuzlar çevresel faktörler sebebiyle bakteri riski taşıyabiliyor. Suda bulunan kimyasallar göz alerjilerini tetikliyor. Peki alerjik konjonktivit nasıl bulaşıyor? Şimdi mikroplara bağlı konjonktivitler yakın temasla çoğunlukla bulaşırlar. Yakın temasla bir hastanın gözündeki akıntının bir hastanın başka birisinin gözüne dokunmasına çok gerek yok aslında. Çünkü göz yüzeyindeki mikroplar burun mukozasına geçer. Burun mukozasından boğaz mukozasına derken nefes solunum yoluyla başkalarına bulaşabilirler. Uzmanlara göre hastanın gözünde yanma ya da kaşıntı varsa havuza girmemek en doğrusu. Yurt genelinde sıcaklar arttı. Hal böyle olunca tatil için serin yerler tercih ediliyor. Kahramanmaraş'ta da termometreler 40 dereceyi gördü. Maraşlılar da Fırnız Çayı'nın serin sularına akın etti. Kadın, erkek, çocuk, hatta sıcaktan bunalan gelin ve damat bile oradaydı. Kahramanmaraş'ta termometreler 40 dereceyi gösterdi. Serinlik arayan Kahramanmaraşlılar da Fırnız Çayı'na akın etti. Mutluyuz. Sıcak havalarda kendimizi bu yeşil çınar ağaçlarının altına atarak serinlemeye çalışıyoruz. Kimi semaverde çayını demledi, kimi mangalda kebap pişirdi. Buz gibi suyun içinde oturup serinliğin keyfini çıkaranlar da vardı. Zaten yanıyor, çok sıcak. Günüz değil, akşam değil. Biz Zilici'ye geldik. Gaziantep havaları çok sıcak. Onun için tatil beldelerine geliyoruz. Hava çok sıcak olduğundan dolayı en az ayda bir sefer gelirim ben buraya. Buranın ortamı çok güzel. Çocuklar da çayın etrafında eğlendi.
Dalyan'da dümene kadınlar geçti. İlk seferlerini başarıyla yaptılar. Turistlere eşsiz bir gün yaşattılar. Muğla'nın ünlü Dalyan kanallarında kadın kaptanlar da görev yapmaya başladı. Yedi kilometreye ulaşan kanallar, labirente andıran sazlık alanlar. Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan kanalları eşsiz güzelliğiyle büyük ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Dalyan kanalları ve Köyceğiz Gölü'nde yaklaşık 500 tekne çalışıyor. Dalyan'daki tur teknelerinde artık kadın kaptanlar da görev alıyor. Bayan olarak önce yapamam diye düşünüyordum. Ehliyetimi alınca daha çok cesaretlendim. Bir 5-10 tur eşimle birlikte çalıştık. Ondan sonra yalnız kaldım. Yaptım yani. Kadın kaptanlar ustalıkları ve sakinlikleriyle yolculara güven veriyor. Kurallara uyduktan sonra hiçbir yolu da bildikten sonra hiçbir zorluğu yok. İşimden memnunum. Gayet güzel. Zevkle yapıyorum. Turistler kadın kaptanla seyahat etmenin daha keyifli olduğu düşüncesinde. Bayan olması bizi ayrıca sevindirdi. Çok mutluyuz. Gayet güzel bir şekilde, keyifli bir şekilde geldik. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Kadınlar daha böyle nazik ve daha dikkatli. Yalnız nesil yok, bir kornos yok. İki uzun, bir kısa böyle pop pop düdüğü. Kadın kaptanlara erkek meslektaşları da destek veriyor. İşlerinde titizler. Tabii bayanların kullanımı daha biz erkeklere göre yalan söylemeye gerek yok. Daha dikkatli oluyorlar. Daha sakin oluyorlar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklıkları her geçen gün artıyor. Serinlemek isteyenler Elazığ'daki Buzluk Mağarası'nı tercih ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aşırı sıcaklar devam ediyor. Birçok ilde su kenarları ve mesire yerleri dolup taşıyor. Elazığlılar da serinlemek için Buzluk Mağarası'nı tercih ediyor. Kente 11 kilometre uzaklıktaki mağara sıcaktan bunalanların ilgi odağı. Mağara geçmiş yıllarda soğuk hava deposu olarak kullanılmış. Elazığ'dan buzluk testlerine geldik. Elazığ çok sıcaktı. Buzluk testleri serindi. Evet, buraya geldik ilk defa ama fazla inemedik. Çok derin aşağısı. Bir de halatla iniliyormuş. Bayağı bir soğuktu, bir de dayanamadık soğuğa. Sen telefonunu cebine koy. Mağarayı merak edip il dışından gelen ziyaretçileri de var. Kırklareli'nden geliyoruz. Öyle, evet, ilk defa geldik. İçeriye giremedik, yarıya kadar indik. Aşağı inemedik. Biz buraya Tokat'tan geldik. Arkadaşım Diyarbakır'dan geldi. Gezmek için geldik. Şu anda burası bayağı soğuk. Dışarıda sıcaklık 35-40 derece ama burada -10 derece civarlarında. Gayet memnunuz. Mağara soğuk olunca kavurucu sıcaklarda ziyaret edenler de çıkmak istemiyor. Sayın seyirciler, huzur ve güven ortamının sağlandığı Mardin adını turizmle duyurmaya başladı. Kente gelen turist sayısında geçtiğimiz yıllara oranla ciddi bir artış gözleniyor. İşte turizmin parlayan yıldızı Mardin. Otellerdeki doluluk oranları %100'lere ulaştı. Şehrin her noktası turistlerle doldu. Huzur ve güven ortamının sağlandığı Mardin'de görevlendirme yapılan belediyenin de çalışmalarıyla şehrin çehresi değişti. Hoşgörü kenti Mardin artık adını turizmle duyurmaya hazırlanıyor. Huzur ve güven ortamının sağlandığı şehre gelen turist sayısı geçen yıla göre %400 artış gösterdi. Şehri Ağustos ayına kadar 1 milyon 300 bin turist ziyaret etti. Bazı günlerimiz var ki yani bütün otellerde yer bulamıyoruz. Bizim bir otelimizde şu anda 15 kişi çalışırken artık işçi kardeşlerimiz 30, 40, 50 kişi bazı günlerde bize ihtiyaç yani. Tarihi mekanlar yurt içi ve yurt dışından misafirlerle dolu. Midyat'ın Nusaybin'i falan gezdik. Bugün de şehir merkezini gezelim dedik. Memnunuz, herkese tavsiye ederiz. Günde en az 2500 kusur insan gelmektedir. Yerli, yabancı dahil sürekli buraya gelmektedirler. Bazen inan ki onlara... Yani yer bulamıyoruz. Ayağımla beraber Mardin'e geldim. Mardin'de çok mutluyuz. İlk defa geldim.
doğal bir stüdyoyu andıran Mardin, düğün fotoğrafı çektirmek isteyenlerin uğrak noktası oldu. Yabancılar bile düğün yapmak için Mardin'i tercih etmeye başladı. Mardin esnafı da yaşanan yoğunluktan memnun. Tabii ki Mardin'e katkısı acayip çok 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 fazla. Tabii ki sadece bize değil, buradaki tüm esnaflara faydası dokunuyor gelen turistlerimizin. Ama şöyle diyeyim size, geçen yıllara göre bu sezon daha fazla turist artışımız var. Yıl sonuna kadar Mardin'e 2 milyon turist gelmesi bekleniyor. Ankara'da Kore yemeklerine meraklı 12 kişi kolları sıvadı, mutfağa girdi. En iyi Kore yemeğini yapmak için yarıştı. Çeşit çeşit bol baharatlı yemekler jüriye sunuldu. Sebzeli yaçecon, kimchi jon, soya salçası çorbası ve daha birçok lezzet. Kabak jonla patlıcan jon yapacağım. Ne olacak şimdi bu? Bu da kimchi jon gibi olacak. Böyle meze yerine geçecek. Bol baharatlı, birbirinden farklı lezzetlerin sahipleri birinci olabilmek için yarıştı. Kore yemeğini tanıtmak amaçlı Ankara'da düzenlenen yarışmada 12 katılımcı mutfağa girdi ve şu anda kıyasıya mücadele ediyorlar. Aynı zamanda onlar zamanla da yarışıyorlar. Yemekleri hazırlamak için bir saat süre verildi yarışmacılara. Hepsi de birbirinden iddialıydı. Evet, burada bir renk cümbüşü görüyorum. Evet. Rengarenk bir masa. Yaçecon yapmaya başladık. Sebze pankeki. Şu an onun hazırlıklarını yapıyorum. Yeşilliklerimi doğradım. Şimdi de hamurunu hazırlayacağım. Peki, iddialı mısın? Yani herkes kendince iddialıdır. Ben de bir başarı umuyorum. Menüye gelince, menüsü bir hayli zengin. İşte bu elimde gördüğünüz kimchi jon, yani Korelilerin geleneksel yemeklerinden yapımıysa bir o kadar zahmetli. Peki bunun içinde neler var? Geleneksel kimchi turşularımız var. Un kullanıyoruz, yumurta kullanıyoruz. Çok az miktarda da su koyuyoruz. Jüri üyeleri yarışmacıları hazırlık aşamasından itibaren değerlendirdi. Kore yemeklerin bir Türk elinde nasıl yoğruluyor onları görüyoruz burada. Renk çok önemli, lezzet çok önemli. En iyi Kore yemeğini yapan yarışmacıya $900 ödül ve Kore gezisi hediye edildi. Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali başladı. Bolu'nun Mengen ilçesinde bu yıl 33.sü düzenlenen festivale ilgi büyüktü. Yurdun dört tarafından gelen onlarca yemek, tatlı ve turşu tek tek tadıldı. Standlar hem lezzetiyle hem de görselliğiyle beğeni topladı. Döndürme, kurutma erişte ve tarhana, onlarca yemek, tatlı ve turşu, Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'nde bir araya geldi. Yemeklerin hazırlandığı standlar dikkatle izlendi. Humusun hazırlanışı, balıkların kızartılması ve çiğ köftelerin yoğrulduğu standlar dolup taştı. Büyük iştahla tadıldı. Mersin'e özgü humusun yapılışını ve sunumunu görsel şovuyla sundu aşçılar. Hazırlanan nohut önce baharatı, ardından yeşilliği ve en son tereyağıyla buluştu. Yaptığımız humus Tarsus yöresine özgü olup sıcak olarak servis edilir. Gayet besleyici ve doyurucu bir yemektir. Bartın'dan gelen aşçılar da salata yapıp balık pişirdiler. Mevsimine göre hazırlanan salata görselliğiyle gözlere hitap etti. Mezgit tava, hamsi tava ve amasa salatası sunuyoruz. Mevsimine göre çeşit olarak 36 ile 40 çeşit arasında malzeme olan tamamen doğal yöresel yeşilliklerden, köylülerimizden aldığımız yeşilliklerden yaptığımız, memleketimizde yaptığımız sosunun özel karışımları, işte turşu suyu vesaire karışımlarıyla yaptığımız güzel bir salatamız. Festival ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Festivale ilk defa geliyorum. Çok güzel. Çok beğendim. Genel anlam güzel. Kalabalık. Böyle beklemiyordum. Daha güzel yani. Hoşuma gitti. 70 kentin mutfağı burada.
her kentin kendine özgü lezzet ve tatları biner porsiyon dağıtılıyor. En başarılı stand alanı. Birleşik Amerika'da düzenlenen Firestone Golf Şampiyonası'nda sevimli bir ziyaretçi vardı. Sahaya giren Sincap ziyaretçilerin dikkatini kendi üzerine çekti. One top ten for Bubba. Yeah, what are we gonna have for dinner tonight? Yemyeşil zeminde bir delikte o açtı. Get him into a tie for first. Birleşik Amerika'nın Ohio eyaletinde düzenlenen Firestone Golf Şampiyonası'nın küçük ziyaretçisi vardı. Tiger Woods gibi önemli isimlerin yer aldığı turnuvada mücadeleler devam ederken sevimli Sincap golf alanına girdi. Daha önceden açtığı deliğe geri dönen minik ziyaretçi sakladığı yiyecekleri çıkardı, ardından da karnını doyurdu. Oh, that's hilarious. Place your divot, please. Sevimli Sincap'ın o görüntüleri de kameralara böyle yansıdı. For Bubba. Yeah, what are we gonna have for dinner? Fransa'da doğan ilk panda yavrusu birinci yaşını kutladı. 142 gram doğan yavru panda annesinin kucağında geçirdiği sevgi dolu günlerin ardından 30 kiloluk koca bir bebek oldu. İkiziyle birlikte doğdu. Ancak sadece kendisi hayata tutunabildi. Yalnızca 142 gramdı, annesi özenle baktı, şimdi 30 kiloluk koca bir bebek. Çin'deki bir hayvanat bahçesinden kiralanan panda Huan Huan'ın dünyaya getirdiği Yuang Meng artık 1 yaşında. Bebek panda için Paris'te Boval Hayvanat Bahçesi'nde doğum günü partisi düzenlendi. Partiye pandanın vaftiz annesi olan Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron da katıldı. Ancak Meng ziyaretçilerini pek de neşeli karşılamadı. Böylece günaydın hafta sonunu noktalıyoruz. Güzel bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.